eşlik ediyorlar. Mesela multiple lipomun olması, multiple osteomların olması gibi. Yani bir şey multiplesa e, ya da e, bir şey mezenkimal bir lezyonsa bunun altında ne aramak lazım? Anladım. Sen yani nörofibrom tek başına bir sıkıntısı yok ama multiple olduğunda nörofibromatozis aranıyor. Ha, hepsinin altından çıkmayabiliyor tabii ki ama aramak lazım erken tanıyı koymak için. Evet. Ee, şimdi ben şeye bakıyorum da yazıya e, neyle karışmış? Neler saymışlar? Ben söyleyeyim. Ee, nadir bir metidir. Baktım da unuttum şeyini. Yok dilde tek başına olursa tamamıyla çıkarılması küratif. Ee, <laughs> şimdi... Çünkü literatür okumadım. Literatüre bak senlik kısmı daha önemli. Çünkü bizlik kısmı... Ona bakarım. Şeydeki histolojik ayrıcı, Ha, reaktif veya travmatik lezyonlar ile iyi huylu neoplazmlarla e, histolojik ayrıcı tanılar arasında bunlar varmış. Vasküler yapılar içeren travmatik nöromanın nörovasküler hamartumdan ayırt edilmesi oldukça zordur diyor. Yani nörovasküler hamartom zaten çok sık gördüğümüz bir şey değil. Hı -hı. Birinci ayrım noktası diyor. Vasküler evet. proliferasyon oluyor. Nöromasküler ama damar nöro. bileşiklerde çok, çok fazla karışırken nöromada bu iki komponent bir, bir bileşen ayrıdır ve nöral bileşen daha fazla baskındır. Olarak, yani nöroma pek karışmaz ama. Ek olarak da fibrozis ve enf, e, enflamasyonun reaktif özellikleri travmatik bir daha fazla düşünülür. Yani burada e, hamartom reaktifle de çok şey değil. Yani bunun hele ki çocuklukta neden reaktif olsun? Şimdi erişkin hastadan bahsediyor olsak farklı bir şey düşünürüm ama yani çocuk hastada neyin travması oldu da bununla reaktif olarak gelişti. Şimdi evet. çocuk özel bir tedavi alıyor olabilir. Ortodontik herhangi bir şey alıyor olabilir. Yani zeminde bir şey olabilir. O zaman anlarım ama Ben yani Türklerin e... sorusuna şöyle bir yanıt verebiliriz. Şimdi e, benim bildiğim hamartom konjenital bir anomalidir. Değil mi? Yani evet. evet. O yüzden şeyler daha sık evet. görülüyor. Ama şöyle oluyor. Şimdi siz ağzı içerisinde direkt gördüğünüz için erken tanı koyuyorsunuz. Ama biz akciğer hamartomlarını ileri dönemlerde tanıyoruz. Ha, evet, e neden? Evet. Çünkü gözümüzde direkt görmediğimiz için tabii ki. Yani şey temeli var. Şey, şey travmatikse yani travmatik bir lezyüre aktif bir lezyüre bunun altında bir travma yatar ve onun engellenmesi Ve sonradan için, gelişir. Lüks olmaması için. Tabii. ama hamartoma alırsın ve mevzu biter yani yani reaktifse de alırsın mevzu biter <laughs> alsın sorarsan <laughs> organ yok hastalık yok <laughs> yani şey... strateji bu Peki hamartonun sebebi ne neden oluyor? Yani neden olduğu kesin olarak açıklanmış bir şey değil. Muhtemelen genetik yapıyla alakalı bir durum. Yani bunun şimdiye kadar hani şu nedenle ol, olmuştur ya da altında şunun amartomun, şurada görülen amartomun altında şu çıkmıştır diye bir şeyimiz yok. Ama sendromik hastalıklar eşlik ediyor olması, şeylere. Eşlik ediyor olması altında bir genetik temeli getiriyor. Ama şudur, şu genden dolayı kaynaklanıyor diyebilecek bir durumda değiliz şu an için ama muhtemelen şeyin göçü sırasında gelişim aşaması sırasında belli bir organizasyon halinde durmaları gerekiyor ama öyle durmuyorlar bazılarının şekli şemali karışık şekilde gelişimin tamamlanmasıyla alakalı bir durum gibi görünüyor daha çok Bu ama yorum açık mi? farklı kitapların farklı yorumları var büyümede mi gelişimde mi yerleşim şimdi hani tek büyüme uzun tüpten de, yok şunu demek istiyorum. Büyüme... Tanımıyla gelişim tanımı birbirinden farklı. Yok gelişim diyeyim o zaman çünkü e, bu e, şeyler hani tek hücreden sonra hücrelerin farklılaşması, gittikleri yere göç etmesi ve orada belli şekilde organize olmasını açıklayan bir süreç bu. Bunlardan herhangi bir tanesinde göç de diyemeyeceğim ama bunların organize arasında olan bir problem. Tamam. Ama genetik temeli olmak durumunda yoksa genetik e, aktarıldığını bildiğimiz bazı hastalıklara eşlik etmezdi. Doğru. Olmak evet. durumunda. Ama tam nedeni de şudur diyemeyeceğim. Çünkü dediğim gibi farklı kitapların farklı yorumları vardır. Tamam. Neyse klinikte vakar aslarsak bunları tek tek konuşuruz gene yeri geldikçe. Sen istersen... Olur. Ben oral hamartomları der şey olarak anlatıyorum ama bir daha da bakarım. Belki hani dil için, oral bölge için ekstra tanımlama, hani bizim genel hamartom bilgimiz dışında ekstra tanımlanan bir şey var mı ona da bakarım. Tamam. Canım. Ama. Şimdi ben buradan nasıl presentation yapıyordum? Share screen yapıyorsun. Ha share screen. O, o en ortaya yeşil olarak koymuşlar ondan görmedim. Evet. Yani kenarda köşede olsa görürdüm. Ben bunu tam ekran yapabiliyor muyum şöyle? Tabii ki. Biz ben yaptım görüyoruz. olmadı. Olsancığım geç canım. Yuh. <laughs> Söylemek istemiyorum. <laughs> Başlayalım o zaman. <laughs> Oğuncum stres oldum. Geçer misin lütfen? <laughs> Rezil <laughs> oldum. Hücresel yaşlanmayla başlamak istiyorum. Aslında hücresel yaşlanma siz pedodontistlere çok uzak bir konu. Yaşlanmanın çok uzağındasınız. Ama hani ya. hücrenin neden yaşlanır? Niye yaşlanıyoruzun cevabı olan bir şey. Bu bizim hücremiz. Her dokumuz olduğu gibi biz de bu hücrelerden meydana geliyoruz. Farklı karakterde, farklı özellikteki hücreler bir araya geliyorlar, organları, sistemleri ve bizi oluşturuyorlar. Şu bizim çekirdeğimiz yani beynimiz, bütün komutlar zaten buradan gidiyor. Çoğal diyor, çoğalıyor, al bunu diyor, alıyor, ver bunu da veriyor gibi bir sürü şeyi, işi hallediyor bunun etrafında endoplazmik retikulum var. Şudur endoplazmik retikulum. Tepesinde nokta nokta ribozomları görmek mümkün. Endo iç demek, A demek. Yani hücre içerisindeki şu A yapısını sağlıyor kendisi. üzerindeki ribozomlarla protein sentezi yapar, lipid yağ sentezi, hücre içi iletim gibi bir sürü görevi var. Zaten A yapısı sayesinde bunu yapıyor. Onun dışında mitokondriler var. Mitokondri bizim için çok kıymetli. Yaşlanmanın e, herhalde en büyük nedenlerinden bir tanesi mitokondri. Mitokondri arabanın aküsü, motoru değil aküsü. Elektrikle ilgili olan, enerjiyle ilgili olan her şey kendisinde barınıyor. Zaten ATP'mizi, enerjimizi de kendisi e, ortaya çıkarıyor, yaratıyor, üretiyor. E Tabii ki bazı atıklar da üretiyor bu durumlarda. Onların da temizlenmesi gerekiyor. Bunun dışında şu tatlı olan şey golgi. Golgi paketleme ve taşımadan görevli. Çünkü proteinlerin belli şekillerde katlanması gerekiyor. Şimdi bir proteini bir yere gönderecekseniz, taşıyacaksanız, iletecekseniz bunu doğru şekilde katlamamız gerekiyor. Bu katlama işini yapan da golgi. Niye bizim için önemli? Çünkü bu doğru paketleyemeyince proteini bu sefer yanlış katlanmış olanlar hücre içinde birikip ölüme neden olabiliyor. O yüzden bizim için kıymetli. Bir de lizozomlarımız var. Şunlar, onlar sindirimle görevli, içindeki enzimlerle sindirimi sağlıyor. Şu dıştaki hücre çeperimiz, bizim her hücremizin hayatta kalması için hücre çeperine ihtiyacı var. Hücre çeperimiz yoksa o hücre yok demektir. Üzerinde ATP bağımlı pompalar var. Ne işe yarıyor? Dışarıda farklı bir kombinasyon var, içeride farklı. İstediğini içeriye alıyor, istemediğini dışarıya çıkarıyor. Yani hücre içi ile hücre dışı arasındaki farklılığı sağlayan bu yüzeydeki pompalar, bunların da enerjisi mitokondriden geliyor. Yani mitokondri, akülü araba mıyız? Evet biz akülü arabayız. Mitokondri yoksa biz de çalışmıyoruz. Şunu yalnız indirebiliyor muyum ben? Hala görünüyor muyum? Evet. Hücre... Sen... Tamam. Şey, Slaytımı kapattığı için ekranı kapatmak zorunda kaldım. Hücresel yaşlanma neden oluyor? Dış etkenlere sürekli maruziyet ile oluyor. Çünkü mutfakta yemek yaptığınızı düşünün. Dışarıdan yemek için malzemeleri alıyoruz. Ortaya bir yemek çıkarıyoruz, ortaya bir şey çıkarıyoruz. Ama sonunda bir çöp oluşuyor. İşte bu atıklar hücre içinde belli sistemlerle zamanla atılıyor. Atılamadığı durumda da hücre içinde birikiyor. Zamanla biriktiği içerisinde hücreler yaşlanmaya başlıyorlar. Bu yaşlanmanın en tipik sonuçlarından bir tanesi de çoğalma özelliğini kaydettiriyor. Kaybetme ve tamir edebilme yeteneğini kaybetme, işte bu durumda biz sonucunda yaşlanma adını veriyoruz. Hücrenin çoğalabilme ve bölünebilme kapasitesinde ciddi bir düşüş meydana geliyor. yaşlanmayla birlikte bunların sonucunda içinde biriken atıklar sonucunda da moleküler hasar meydana geliyor. Sonunda da o hücre ölüyor. Fonksiyonel olarak yaşlanırken neler ortaya? yaşlandıkça artık mitokondri de yaşlanmaya başlıyor ve artık yeterli ATP üretememeye başlıyor. Arabanın aküsü olmadan nasıl çalışamıyorsa işte mitokondrideki bu zamanla meydana gelen atıklar, birikimler ve mitokondrinin yaşlanması pimi çekiyor. Çünkü nükleik asit sentezi yapmamız lazım. Protein sentezlememiz lazım. Hücrede bizim kendimizi tamir etmemiz, emir gönderebilmemiz gibi birçok işlev için. Bunların hiçbirini yapamıyoruz çünkü mitokondri ATP üretemiyor. Bunların hepsi ATP yani enerji bağımlı mekanizmalar. Bunun dışında zaten nükleer çeperimiz ATP bağımlı pompalarla çalışıyor. Bunlar da çalışamayacak. Bunun dışında çoğalma için transkripsiyon faktörlerinin sentezlenmesi lazım. Yani nükleostan B belli faktörlerin sentezlenip salının çoğalabilme işleminin gerçekleştirmesi lazım. Ama yaşlanmayla ve ATP düşüşüyle bunlar da olamadığı için hücreler yaşlanıyor. Biz yaşlanmanın karşılığında bir hücreye baktığımızda ne görüyoruz? Yani gördüğümüzde bu hücrede sıkıntı var, bu hücre yaşlanıyor ya da bu hücre artık eskisi gibi değil diyebiliyoruz. Mikroskop altında belli başlı değişiklikler görmemiz mümkün. Bu değişiklikler sadece yaşlanmaya spesifik değil ee, ama bunda da görüyoruz. Nedir? olsun bir kere şu düzgün olması gereken lobülasyonun kaybı. Ee, bu önemli bir bulgu çünkü sağlam bir çekirdeğin, doğru çalışan bir çekirdeğin bu e, görüntüsünün tamamıyla düzgün olması lazım, girintili çıkıntılı olması değil. Bunun dışında e, mitokondri değişikliklerini tabii ki daha e, elektron mikroskobu düzeyinde görüyoruz. Endoplazm kritikulum da öyle direkt bakarak göremiyoruz ama şu stoplazmadaki değişiklikleri, girintileri, çıkıntıları, nükleer değişiklikleri bizim mikroskop altında görebilmemiz mümkün oluyor. Bunun dışında bir de yaşlanmayla alakalı şöyle bir durum var. Replikatif yıpranma var. Yani her şeyi doğru tam yapsa hücreler belli bir aşamadan sonra çoğalamıyorlar. Bunun da nedeni şudur e, normalde her kromozomların ucu, ucunda sonlanma bölmeleri vardır. Biz bu bölmeleri telomer diyoruz. Ve her bölünmede telomer bir miktar kısalır, kısalır, kısalır ve belli bir aşamaya geldiğinde artık daha fazla kısalamaz hale gelir. Bu artık o hücrenin bölünemeyeceği aşamadır. bölünemeyen hale geldiği durumdur. biz buna replikatif yıpranma adını veriyoruz. bir de telomerazlar var. Biz telomerazların bu telomer kısalmasını tınlarını her bölüme de tamamladığını düşünüyor. Bunları kök hücrelerde, germ hücrelerinde görebilmemiz mümkün. Çünkü onların sınırsız çoğalabilme yeteneği var. Artık kanser hücrelerinde de olduğuna dair çok ciddi bulgularımız var. Bunun dışında yaşlanmanın nedenlerinden bir tanesi de her ne kadar insanlarda gösterememiş olsa da, hayvan çalışmalarıyla desteklenmiş olsa da, bazı genlerin zamanı geldiğinde, ve hücrelerin yaşlanmayı harekete geçirdiği ile ilgili belli genlerin olduğu hayvan çalışmalarında gösterilmiş. Bunun dışında genetik ve metabolik hasarın birikimi var hücre hasarı ve onarım arasında bir denge olmak zorunda. Çünkü her yaptığınız işlem, her ürettiğiniz ATP, her katladığınız protein, her ne olursa olsan yaptığınız mutlaka bir atık meydana çıkıyor. İşte yemek yapar gibi. Bu atığın atılması lazım. İşte bunun arasında denge olması lazım. Bunların hepsi aktif süreçler. Ama zamanla bu denge atık lehine arttığı için metabolik hasar birikmeye başlıyor. Oksidatif stres arttığında biz e, resmini göstereceğim hipofuskin dediğimiz bir pigmentin biriktiğini biliyoruz. Bunun dışında aslında çok popüler antioksidanlar. Çünkü üretilen bu esas yaşlanmayı tetikleyenler ATP üretimi sırasında da ortaya çıkan serbest oksijen radikalleri. Bunları da antioksidanlarla ortadan kaldırıldığını. Zamanla da anti oluşmasının yaşlanmayla azaldığını düşünüyoruz. Biz bu yüzden hücrenin yaşlandığını düşünüyoruz. Reklamlarda bolca duyduğumuz antioksidanlar kullanılan dışarıdan verilip tamamlanmayıp tamamlanıp yaşlanmanın önüne geçilmeye çalışılan antioksidanlar tamamıyla bu ile çalıştığı düşünülen durumlar. Bunun dışında bazı sendromlarda bu DNA replikasyonlarında kullanılması gereken proteinlerdeki defektler nedeniyle de daha hızlı yaşlanmaları Werner sendromunda gibi görüyoruz. Bundan sonra hücre içi birikimler ve patolojik kalsifikasyonlara geçmek istiyorum. Çünkü bu konunun devamı artık genetiğin sınırları içerisinde. Bizi ilgilendiren kısmı yaşlanmayı nasıl görüyoruz ve genel olarak hangi mekanizmayla oluyor? Şimdi hücre içi birikimlerden bahsetmek istiyorum. Hücre içerisinde ne dedik? Yaşlanmanın da önemli nedenlerinden bir tanesi. Gereksiz olan, birikmemesi gereken şeylerin hücre içerisinde birikim neden oluyor. Her türlü madde birikebilir. Bu biriken normal hücresel elemanlar da olabilir. Suyun fazla birikimi hücreyi öldürür. Lipitlerin, proteinlerin, karbonhidratların fazlaca birikimleri önce dengenin bozulmasını arkasından hücre ölümüne kadar götürür. Bunun dışında anormal moleküller birikebilir. Bu iç kaynaklı olabilir. Fazla ortaya çıkmış olabilir. Ya da dış kaynaklı dışarıdan fazla alınmış olabilir. Ya da çokça gördüğümüz pigmentler birikerek de hücre içi birikimleri ortaya çıkarabiliyor. Normal hücresel elemanlardan dediğim gibi her şey birikebilir. Su olur, yağ olur, protein olur, karbonhidrat olur, her şey olabilir. Ya e Fazla üretiliyordur ya da kullanılamadığı için birikiyordur. Bunların herhangi bir aşamasında sıkıntı ya da blok meydana geliyor olabilir. Karaciğerde yağ değişiklik en tipik örneği. Biz zaten bu yağ birikimlerini, bu kolesterol, yağ ile ilgili metabolik en çok da karaciğerde bakıyoruz. Çünkü bu anlamda bir sıkıntı varsa ultrasonda karaciğeri gözleyebilmek son derece mümkün. Biyopsi alıp birikimi gösterebilmek son derece mümkün. Ve karaciğerde oluyorsa diğer organlarda da vardır öngörebilmek son derece mümkün. Bunun dışında anormal moleküller birikebiliyor. iç ya da dış kaynaklı demiştim. Kullanılması gereken maddenin metabolizasyonunda, paketlenmesinde, taşınmasında veya sekresyon aşamasında meydana gelen her türlü defekte olabilir. E, depo hastalıkları, bunun en tipik örnekleri, lipid depo hastalıkları var, karbondirat depo hastalıkları var. Tamamıyla enzim problemi nedeniyle bunların kullanılamaması ve hücre içerisinde birikmesine dayalı hastalıklar. E, bunun dışında pigmentler var. E, anormal bir eksojen madde depolanır, birikir. Çünkü bu bizim hücrelerimiz bazı molekülleri parçalamak için yeterli enzime sahip değil edemiyoruz. Mesela karbon parçacıkları silika gibi giriyor vücudumuza absorbe ediliyor. Hücre içerisinde daha çok da alınıyor ama bunu sindirecek enzim bizde olmadığı için bunlar pigment olarak birikebiliyorlar. Lipitlerde en tipik değişikliğimiz yağlı karaciğer. En çok duyduğumuz bu zaten. Steatoz istiyoruz biz buna. Yağlı değişiklik adını veriyoruz. Parankimal hücrelerde trigliseridin birikmesi. Aslında biz her ne kadar hep bunu karaciğerde bakıp yağlı karaciğer desek de eş zamanlı olarak kalpte, kasta, böbreklerde biriktiğini biliyoruz ama karaciğer zaten bunun en kolay ultrasonla ya da biyopsiyle e, saptayabileceğimiz organ olduğu için en popüleri o karaciğerinde yağlanması varmış. Hastanın diyete girmesi gerekiyormuş. Yani mesela alım çok fazla oluyor olabilir. Karaciğer bu durumla başa çıkamıyor olabilir gibi ya da bunun dışında metabolizasyon bozuklukları olabilir. Biz gelişmiş ülkelerde en sık neden olarak tabii ki alkol kötüye kullanılıyor. Bütün bu işlemler en çok da karaciğerde idare ediliyor, yapılıyor. Karaciğeri hasarlarsanız tabii ki birikimi de kaçınılmaz olacak biz morfolojik olarak nasıl görebiliyoruz? Hafif değişikliklerde makroskopik büyük bir bulgusu yok. Dışarıdan pek bir şey göremiyoruz. Ama ilerlerse karaciğeri 6 kiloya kadar rahatlıkla çıkarabilecek değişiklikleri görmek mümkün. Karaciğeri zaten normaliyle yan yana görünce daha sarı renkte görebiliyoruz. Ne olacak? Lipit birikeceğine göre ilk önce hücre içerisinde küçük yuvarlak vakoller olarak başlıyor ama aşırı derecede birikirse artık bu vakoller birikiyor. Çekirdeğe kenara itiyor ve koskoca vakoller olarak birikmesi mümkün. Yağlı karaciğerin rengini çok daha sarı olarak görebilmek mümkün ama hafifse genellikle çok da makroskopik bir bulgu vermiyor. Karaciğer kendisini çok iyi tolere eder. Biz biyopsilerde nasıl görüyoruz? İşte şu şekilde yuvarlak boş neden boşluk olarak görüyoruz? Çünkü bizim e, bunu mikroskop altında geçirinceye kadar kullandığımız solüsyonların içerisinde eriyor. Eridiği içerisinde boşluklar olarak görüyoruz. E, spesifik bir tanı soruluyorsa bize mümkünse taze kesit hazırlayıp oil red boyasıyla boyadığımızda kendilerini böyle turuncu turuncu görebilmek mümkün oluyor. Spesifik olarak bize sorulduğunda. Steotozis karaciğerde hücrelerin içerisinde biriken bu aşırı lipitler nedeniyle nükleusları kenara itiliyor ve koca koca boşluklar olarak görüyoruz. Bir süre sonra bunlar birleşerek çok daha büyük vakolleri ortaya çıkarıyor. Bu aşamada da artık ultrasonda bile görülebilir değişiklikleri görmek mümkün. Ama bizim esas hedefimiz e, tabii ki karaciğer çok kıymetli ama bunun kalpte de olduğu gerçeği. E, o yüzden de karaciğerde varsa diğer bütün organlarda da olabileceğini öngörüyoruz. Biraz önce söylediğim gibi küçük boşluklar bazen bazı diğer hastalık karaciğerde glikojen depo hastalıklarında da eriyebiliyor. o yüzden de önden sorulduğunda biz onu taze fikse dokudan hazırlayıp oil red ile boyayıp tanısını koyabiliyoruz. Bunun dışında kolesterol, kolesterol esterleri de birikir. E, aterosiklerozda görüyoruz bunu. Şu bir damar olarak düşünürseniz bakın şunların hepsi makrofaj ve içerisinde de e, absorbe ettikleri e, ve vakol haline geldikleri görüntüyü görmek mümkün. Bir süre sonra bunlar kristalize olup ince ince uzun uzun e, iyisi halde görünüyorlar. Ateroskleroz başımızın belası ne yazık ki yaşla zaten olmasını engelleyemiyoruz ama yanlış beslenme, diyabet gibi, tansiyon gibi ekstra hastalıklar olduğunda çok daha hızlı ilerleyen bir süreç. Aterosikleroz Ateroskleroz art ve büyük damarların bu intimal tabakasında makrofajlar, düz kas hücreleri ve lipid vakollerinin bir araya geldiği bir plak aslında. Şu damar şöyle. Bu da işte burada özellikle dedik bu lipitleri absorbe etmiş olan makrofajların birikmesiyle bu alanda bir plak meydana geliyor. Lümeni daraltıyor. O yüzden de özellikle kalp krizlerinde ilk bulgusu bizim stabil anjina dediğimiz durum oluyor. Nedir? Bu lümen daraldığı için artık mesela koronerlerde kalp fazla hızlanması gerektiğinde göğüs ağrıları başlıyor. Çünkü bu lümen artık beslemesi gereken yeri ihtiyaç arttığında besleyemez duruma geliyor. O yüzden de eforla ağrı meydana geliyor. Ama bu planın en kötü tarafı bazen herhangi bir yerinden yırtıldığında son derece pıhtılaşmaya açık bir alan ortaya çıkıyor ve hızlıca pıhtılaşma meydana gelip mesela koroner bir damarı hızlıca tıkayabiliyor ve bir anda göğüs ağrısı ile birlikte kalp krizini neden olabiliyor. O yüzden de bizim için ateroskleroz her zaman son derece kıymetli. Ee, uzun süre beklerse şayet bu plak e, uzun iğneler olabiliyor. Biz e, bunları mikroskop altında görüyoruz. Bunu herhangi bir şeyle boyamamıza bile ihtiyaç yok. Bu kristal yapılarını gördüğümüzde zaten tanısını verebiliyoruz. Ama sadece orada değil, sizler için de bence çok e, ipucu olabilecek lezyonlar, kısantomlar. E, çünkü bu hiperlipidemik durumda sadece iç organlarda değil, deri altında, safra kesesi duvarında bile birikebildiğini biliyoruz. Özellikle hastalarınızda şu kısantom adını verdiğimiz deride kısantom adını verir <laughs> onun dışında kısantalizma adını da alabilir gördüğünüzde hastanın lipid profiliyle ilgili bir problem olduğunu öngörebilmeniz mümkündür bu da tabii ki gerekli durumlarda ilaç vereceksek hastaya bunlar hakkında hani önce bir karaciğer fonksiyonu bir lipid profili gibi değerlendirmeleri yapıp ondan sonra verme ihtiyacı duyduğumuz durumlardan bir tanesi tamamıyla su epitelya Bağ dokusunda e, köpüksü hücrelerin e, absorbe edip piller olarak karşımıza geliyor. Bunlar çıkarıldığında tanısını koymamız mümkün. Burada çıkarılmış yüzeyinde çok katlı yassı epiteli var, keratin tabakası var. Altında şu görmüş olduklarınızın hepsi köpüksü hücre kümeleri, bunların hepsi histiyosit yani makrofaj. işte burada birikimleri yiyip bitirip onu sindirmeye çalışıp oradan uzaklaştırmaya çalışan ama bunu yapamayan miktar fazla nedeniyle hücrelerimizin birikimi nedeniyle ortaya çıkıyor. Ee, dediğim gibi sadece deride de değil, safra kesesinin duvarında da birikebilir. Safra kesesinden örnek aldığımızda genellikle böyle girintili çıkıntılı bir epitele sahiptir. Çünkü safra kesesinin gerilmesi gerekir e, içi dolduğunda. Gerildiğinde tek tabaka sağlayabilsin diye normalde girintili çıkıntılıdır. Ama burada da derideki gibi aynı köpüksü istiositleri şu yüzey tabakasının altında görebilmemiz mümkün. Bunun da adı bizde kolesterolozis olarak isimlendiriliyor. Sadece kolesterol birikimleri sadece yüksek diyet, fazla nedeniyle değil. inflamasyon durumunda da görebiliyoruz inflamasyon odaklarında. Bunun dışında lizozomal depo hastalıklarında görebiliyoruz. Niemann-Pick hastalığı bunlardan bir tanesidir. Çocuktaki normalde karaciğer şu kadar olması gerekirken bakın karaciğeri çizmişler. Şöyle bir karaciğer tamamıyla lipid depo, hasta lizozomal depo hastalığı olduğu için birçok organda biriktiği gibi bu hastanın karaciğerinde de ve birçok organında da kolesterol birikimlerini görmek mümkün. Ee, sadece lipid kolesterol değil, proteinler de birikiyor. Siz çok karşılaşmıyorsunuz bu protein birikimleriyle. Onunla daha çok biz karşılaşıyoruz mikroskop altında. Çünkü e, plazma hücreleri normalde iminglobilin sentezlerler aşırı olduğu durumda belli inklüzyonlar şeklinde birikirler. Ee, protein birikiminin çok farklı nedenleri var. Böbrek hastalıkları olabilir. Aşırı derecede iminglobilin sentezleniyor olabilir. Endoplazmik retikulum çalışma problemleri olabilir içerisinde proteinlerin katlanma defektleri olabilir. Çünkü dediğim gibi bunların atılabilmesi için doğru katlanması gerekiyor. Doğru katlanmadığında da birikir gibi çok farklı nedenler var. Artı amiloidoz bunlardan bir tanesi. Bunlar plazma hücreleri görmüş olduğunuz hücreler. Şunlar da Russell cisimciklerin adını verdiğimiz yapılar aşırı derecede sentezlenmeleri nedeniyle ortaya çıkıyor. Dediğim gibi bu birikim çok da fazla sizin karşınıza gelmeyecek ama rasıl cisimcikleri literatürlerde birçok yerde geçiyor. Bunun dışında glikojen birikebilir. Normalde enerji depomuzdur kendisi. Diyabet gibi glikoz depo metabolizma bozukluklarında görebiliyoruz. Yine glikojen depo hastalıkları var. Onlarda da birikimini görmek mümkün. Biz beskarmin ya da pasta boyuyoruz. Beskarmin çok tercih ettiğim bir boya değil. Ben pasta boyamayı tercih ediyorum. Çok daha kolay. Ama sorulur tabii ki sözden kaçabilecek. Bu glikojen depo hastalıklarına yerde ne kadar çok biriktiğini gösteriyor. Bunların hepsinin içi dolu. Bunun dışında pigmentler sanıyorum pigmentler sizinle daha çok e, göreceğiniz, bildiğiniz, e, ilgilendiğiniz konulardan. Eksojen pigmentler e, karbon kömür tozu gibi. E, onun dışında endojen pigmentler var. Lipofüksin, e, bu yaşlanmayla alakalı olan pigment. Melanin birikir, hemosiderin birikir, bilirubin birikir. E, bunlar da genelde endojen kaynaklı problemler karbon kömür tozlarını biz daha çok görüyoruz. Neden? Solunduktan sonra akciğerde bunu metabolize edecek enzimlere sahip değiliz. O yüzden bu karbon kömür tozları girdiğinde onları yok edemiyoruz. Ne yapıyoruz? Makrofajlarımız onları yutuyorlar ama sindiremiyorlar. Genellikle de orada kalıyorlar. Kömür tozlarının rengi de siyahtır. Bazıları yabancı cisim olarak algılayıp bunu lenf notlarına taşıyorlar. Çünkü zaten oradaki histiositlerin dendritik görevi odur e, yabancı cismi sindirir ve lenf lenf notlarına gidip onları tanıtmaya çalışır ki bu yabancı bir şey buna immün bir cevap verelim anlamında e, ama tabii ki karbon tozu için ya da kömür tozu için yapabilecekleri hiçbir şey yok e, oldukları yerde akciğerde sindirdikleri yerde çökerler Bazıları da lenf notlarına gider o yüzden de biz e, akciğerden e, bu şekilde alınan gönderilen örneklerde görüyoruz bazen de bu yüzden lenf notlarında da görmemiz mümkün e, antrokol olarak isimlendiriyoruz. Karaciğerde böyle sigara içen abime buradan selam olsun. İşte karaciğerinin şeyinin özür diliyorum. Akciğerinin durumu budur. Sigara da aynı etkiyi yapıyor çünkü içerisindeki e, ki, e, tozlar nedeniyle akciğerde birikiyor ama dediğim gibi bizim makrofajlarımızın bunu sindirecek enzimi yok o yüzden de bunları absorbe ediyorlar ve buralarda çöküyor bazılarını da alıyorlar lenf nodlarına götürüyorlar ama daha da ileriye gidemiyorlar e, antrokozis de işte bu kömür işçilerinde daha çok gördüğümüz kadar yaygın oluşu neredeyse bütün akciğerin bunlarla dolu olduğunu söylemek mümkün. Aşırı sigara içen, çok uzun yılları içenlerde de aynı görüntüyü ne yazık ki görüyoruz. Lenf noduna taşımışlar. Yavrularım, canlarım ama ne yazık ki burada kalmışlar. Bunlar başka bir şeyle karışmaz. Çünkü siyahtır. Bu kadar siyah, tosu pigment başka yerde yoktur. Bunları direkt kömür olarak tanıyoruz. Diğeri dövme benim de son derece görünüyorum bilmiyorum sevdiğim önermediğim ama son derece çok sevdiğim bir durum nedir biz biliyoruz ki bazı şeyleri bizim vücudumuz onu sindiremiyor. Makrofajlar onları yiyor ve sonsuza kadar orada kalıyor. İşte buradan yola çıkarak yapılan şeydir dövme. Vücudumuzun enzimleriyle sindiremeyeceği bir şeyi istediğiniz lokalizasyona verirsiniz. Orada kalır. Dövme işte böyle çalışıyor. Yanlış ama yapacak bir şey yok. Dokula enjekte ettiğimiz boyalar makrofajlar tarafından alınıyor. Deri altında burada kalıyor. Bu da dövme olarak geliyor. Bunun dışında brown lipid lipofiks'in ya da yaşlanma pigmenti adını verdiğimiz pigmentler var. Fuskus kahverengi demek. Renkleri yüzeyde de görebilirsiniz. Kahverenginde olduğu için de bu ismi alıyor. Biz aslında bunları serbest radikallerin zedelenmelerinin sonunda görüyoruz. Çünkü tamamıyla hücre içerisinde biriken atıkların atılamaması durumu aslında. Kahverengi bir pigmenttir şöyle. Mikroskop altında o yüzden seçebilmemiz son derece mümkündür kendilerini. Şöyle kahverengi küçük lezyonlar olarak birikir. Bu karaciğer, şunların hepsi karaciğer hücresi ve burada bir problem var. Ee, i̇çerisinde bu atıklar kahverengi noktalar halinde birikmiş. Şunlar damarlar ve eritrositler. Şöyle tek tek, bunların hepsi eritrosit. Bunlar karaciğer hücreleri ve içerisinde biriken, işte mutfakta yemek yapmış, atamamış gibi düşünmek mümkün. Bunlar çöp. Daha yakından gör görülebiliyor. Bunun dışında melanin var tabii ki sizin de oral e, melanistik lezyonlarda gördüğünüz aslında melas black bilekten gelir e, yani siyah koyu kahverengi demek mümkün aslında rengini kahverengi siyah olarak tarif edilir ama çok büyük oranda biz onları kahverengiye çalan bir renkte görüyoruz. Şunlar. Melanositler, kendileri melanin pigmentini üreten hücrelerimiz. Bunlar keratinositler yani çok katlias epitelimin kendi hücreleri. İşte burada melanositler genellikle 5-10 hücrede bir yerleşirler, melanini üretirler, diğer keratinositlere de bunlar transfer edilir. İhtiyaç halinde daha çok üretilir, ihtiyaç yoksa daha az üretilir şeklinde çalışır bunlar aslında normali bu şekildedir. Ama bazı durumlarda aktiviteleri aşırı derecede artar. Bunları biraz daha ileride söyleyeceğim. Bunun dışında hemosiderin aslında hemoglobinden kaynaklıdır kendisi. Altın sarısı rengi var. Demirin hücrelerde depolanmış formu olarak belirtiyoruz. Aslında demir vücudumuzda en çok eritrositlerde de var. Hemoglobinin içerisinde var. Yani aslında bizim demirimiz eritrositlerin içerisinde kanda dolanıyor. Yani damarlarımızın içerisinde dolanıyor daha çok. Çünkü oksijen alıp karbondioksit vermek istiyorsanız o hemoglobin doğru çalıştırmak istiyorsanız demire ihtiyacımız var. Biz orada kullanıyoruz. Bu yüzden de çok fazla kan transfüzyonu olan hastalarda bunun arttığını görüyoruz. Ya da hemolizle giden, eritrosit yıkımı ile giden hastalıklarda da miktarının yıkıma bağlı arttığını görüyoruz. Bu gibi hastalıklarda biriktiğini biliyoruz. Eğer bu demir doku ve organlarda çok fazla birikirse bunun adı hemosiderozis. Fazla alınıyor olabilir, yetersiz kullanımı oluyor olabilir. Hemolitik anemiler gibi yıkıma bağlı ortaya çıkıyor olabilir. Ya da kan transfüzyonu yapılıyordur hastaya. Dışarıdan kan demir alınıyor olabilir gibi mekanizmaları var. E, lokalize ve jenerize tipi var. Lokalizenin en güzel e, versiyonu çürüktür. Bir yere çarparsınız e, orada ufak bir kanama meydana gelir. Açığa çıkan e, reaksiyon ve o, o alanın sindirilmeye çalışılma çabasında ortaya çıkabilir. E, ona da biz çürük diyoruz zaten. Normalde karaciğerde e, aynı e, görüntüsünü e, lipofüs günlerle ayırt etmek çok mümkün olmuyor. Bunu sormuş olmaları gerekiyor bize. Çünkü görsel olarak bazı şeylerle karıştırabiliyoruz. O yüzden sorulduğunda biz bunu prusya mavisiyle boyuyoruz. Prusya mavisiyle boyadığımızda e, net bir şekilde varlığını gösterebilmek mümkün. Bunun dışında bilirubin var. Ee, karaciğerde aslında safranın, safra karaciğerde üretilir. Ee, şu kanallar vasıtasıyla safra kesesinde depolanır. Yemekten sonra safra kesesi kasılarak bunu duodenum'a doğru gönderir. Çünkü midede karıştırılan e, ve ayrılan yiyecekler hem pankreasın hem safra kesesinin e, den salınan enzimlerle birlikte parçalanıp emilmeye müsait hale getirilir. Görevi budur. Ama bazı durumlarda işte bu bilirubinin yani safrada bulunan majör pigmentin birikimini görebiliyoruz. Normalde indirekt bilirubin halinde yani yıkımdan sonra indirekt bilirubin halinde karaciğerde direkt bilirubine çevrilir ve atılır. Yani bu konjugasyon işlemi karaciğerde yapılır. Eğer karaciğer öncesinde yıkım fazlaysa indirekt bilirubinin artmasını bekleriz. Eğer sonrasında bir tıkanıklık varsa yani karaciğer bunu direkt bilirubine çevirebilmişse şayet ama çıkışında bir tıkanıklık varsa o zaman direkt bilirubinin artmasını bekliyoruz. Ama nedeni her ne olursa olsun belli bir aşamadan sonra biriktiğinde ikisinin de miktarı artacaktır ve dokularda birikmeye başlayacaktır bilirubin. Bu da karşımıza sarılık olarak karşımıza geliyor. Önce sikleralarda çok daha net ...herhangi bir biyopside bu birikimi de... ...biz de mikroskop altında gösterebiliyoruz. Bunun dışında birçok mineral birikebilir ama en tipik gördüğümüz tabii ki kalsiyum o yüzden de patolojik kalsifikasyon bizim için popüler patolojide de tanı verirken de bazen kullanıyoruz yalnız iki tane tipi var biri metastatik kalsifikasyon biri distrofik kalsifikasyon şöyle bir farkları var metastaz gezmek demektir zaten yani bir yerden bir yere gezmek anlamına gelir eğer damar içerisinde çok fazla kalsiyum varsa bu dokul çöker. Bütün dokulara çöker. Bunun adı metastatik kalsifikasyon. Problem dokularda değildir. Problem kandaki kalsiyumun fazla olmasıdır. Bunun dışında bir de dokuda hasar olduğunda o alanı kapatmak adına biriken kalsiyum vardır. Bunun adı distrofik kalsifikasyon. Hasarlı dokuda birikimi vardır. Kan kalsiyumu tamamıyla normaldir kalsifikasyonun nedeni hiperkalsemi. bunu niye anlattığımı size e, paratiroid anlatırken söyleyeceğim biraz sonra e, ama e, metastaz yer değiştirme demek yani kanda aşırı derecede kalsiyum olduğunda bunun dokulara çökmesi sonucunda biz e, metastatik kalsifikasyonu görüyoruz aslında biz daha çok bunu mide mukozasında böbrekte, akciğerde, arterlerde bazen de pulmoner venlerde görmeyi bekliyoruz neden hiperkalsemi olsun? kalsiyumun en önemli ayarlayıcısı e, paratormondur. şu tiroid boyunda yerleşmiş olan tiroid bezimiz işte burada dört tane, iki tane üstte, iki tane altta paratiroid hani etrafında yanında anlamına gelen paratiroid bezi var dört tane tek bir amacı vardır. Kan kalsiyumunu artırmak. Yalnız kan kalsiyumunu artırırken sizinle ilgili önemli bir şey yapar. Normalde salınımda tabii ki denge halindedir. Ne yapar? Kalsiyum düşerse kan kalsiyumunu artırmak için salınır. Kemikten, böbrekten, mideden bir miktar alarak bunu kana geçirmeye çalışılır. Ama aşırı derecede paratiroid hormon salınımı, paratormon salınımı varsa şayet kemiği de yer bitirir. O yüzden de sizin için sıkıntılı olabilecek bazen kırıklara kadar gidebilen sıkıntıları görebiliyoruz. Biz bu para tormonun aşırı derecede salındığı durumlarda çünkü ciddi kemik rezorpsiyonu yapıyor. Eğer aşırı derecede salınırsa. Bunun dışında kemiği yiyen bitiren her şeyde biz kan kalsiyumunun arttığını görebiliriz kemik tümörleri gibi. Çünkü kemik yıkımı vardır. Kemik yıkımı varsa kanın kalsiyumu artar. Hızlanmış kemik turnover ile giden hastalıklar vardır. Yapımın yıkımının aşırı hızlandığı durumlar. Bunlardan en tipik olanı paja hastalığı tabii ki. Onun dışında immobilizasyon olur. Her ne nedenle olursa olsun ortada kemik yıkımı varsa biz hiperkalsemi ve arkasından uzun süre devam ederse kalsifikasyonu görüyoruz. Bunun dışında her ne kadar kemiği koruduğuna inanılmaz. Vitamin intoksikasyonları fazla verilmesi ne yazık ki kemiğin üzerine ek, e, kötü etkileri var. Ee, bunun dışında renal yetmezlikler tabii ki böbrekte de ayarlanıyor ve böbrekte renal yetmezlik, fosfatla ilgili problemler olduğunda da e, bunlar sekonder olarak e, paratiroid bezini aşırı çalışması için indikleyebiliyor. Bunlar da sonuçta kemik yıkımına doğru gidebiliyorlar sizin için önemli bir nokta diye düşünüyorum. Hasarlıysa doku normalse kan kalsiyum ama has, doku hasarlı olduğu için üstüne çöküyorsa bunun adı distrofik kalsifikasyon. Serum kalsiyum seviyesinde sıkıntı yok tamamıyla dokuda hasar var. Biz bunu daha çok e, aterosiklerotik bölge mesela damarda ateroskleroz var o bölgede hasar var oraya çöktüğünde görüyoruz. Biz patolojide ne zaman kullanıyoruz? Bazı hastalıklarda bazı kanserlerin tanısını vermekte kullanıyoruz. Mesela over kaynaklı seroz kanserlerde biz e, seroz papiller karsinomlarda biz e, Kalsifikasyonu gördüğümüzde onun er e, seröz bir karsinom olduğunu anlayabiliyoruz. E, böyle bir faydası oluyor. Şu ateroskleroza uğramış bir damar. Normalde aslında distrofi beslenme bozukluğu demek ama dejenere olma anlamına geliyor burada. Şu alan dejenere olmuş ve mor mor gördüğünüz kalsiyum tuzları buraya çıkmış. Bunun adı distrofik kalsifikasyon. Bu da overin tümöründe papiller seröz kistadenü karsinomunda gördüğümüz papiller, e, psammom cisimcikleri, kalsifikasyonlar. Bunlar metastazla işimize yarıyor. Bakıyorsunuz bir organda hiç olmaması gereken bir tümör var. O dokuya ait değil, o organa ait değil. İçerisinde işte bu kalsifikasyonları gördüğümüzde a biz bu over tümörüne benziyor deyip immünle de destekleyip tanı koyma şansına sahip oluyoruz. Patoloji raporlarında görebileceğiniz hiyelin birikimler, hiyelin değişiklikler, son derece non-spesifik tanılar, ama amiloid gibi yapıların birikmesi içerisinde de kullanıyoruz. Biz böyle. Pembemsi yapıları gördüğümüzde hiyelin değişiklik olarak tanımlıyoruz. Tanısını koyduğumuzda da amiloid diyebiliyoruz buna. Lokalize sistemik şeyleri var. Her zaman denir ki kongoret boyasıyla polarize ışığı çift kırar denir. Bu polarize ışığı hiç istemiyorum çünkü uzun vadede körlük yapıyor. Bunun dışında sizinle daha ilgili olan kısma gelmek istiyorum. Bu ağız içerisindeki jinjival renklenmeler. Şimdi bu kısmı bu konunun üzerine yaymaya çalışacağım. Jinjiva hem sağlık için hem de görünüş için son derece önemli bir yapı. Farklı bireylerde farklı görünebilir. Bunun birden fazla nedeni var. Normalde biz mercan pembesi olarak tanımlasak da sonuçta ceciva dediğiniz yapının bir epiteli var. Altında da bir bağ dokusu var. İşte bu bağ dokusunda ne kadar damar olduğuna göre, bu epitelin ne kadar kalın olduğuna göre, yüzeyindeki keratinizasyon... Çünkü biliyoruz ki keratinizasyon arttıkça rengi beyazlamaya başlayacak. Aynı ayak topuklarımız gibi düşünebiliriz bunu. Bunun dışında buradaki pigmente hücrelerin varlığı, sayısı, miktarı ya da ne kadar aktif olduğuna bakarak. Bunlar tabii ki ırksal, yapısal farklılıklarla da ortaya çıkabiliyor. Bu gibi etmenlere değişikliklere göre farklı renklerde olabilmesi mümkün. Melanin epitelin bu bazal tabakasında hücreleri arasında bulunan ve melanositler dediğimiz hücreler tarafından üretilen kahverengi görünür renkte bir pigment. epitelin bazal tabakası seviyesinde yerleşim gösteriyor. Yani şu en alt tabakası içerisinde yerleşiyor. Üretilen ne kadar melanin ürettiğine ya da pigmentin ne kadar derinde ya da yüzeyde olduğuna göre farklı görüntüler ve farklı renkler ortaya çıkarıyor. Şu bir melanosit, şöyle uzantıları var keratinositlerin aralarına bir e, şu şekilde yayılıyor ve melaninin üretiminden kendileri sorumlu. E, melanosit miktarında ırklara göre değişiklikler var. E, mesela şuradaki daha koyu tenli bir e, ırkası, ırktan e, birinin örneği. Şurada ise daha az sayıda olabildiğini görmek mümkün. Koitenlerde daha büyük ve daha fazla hücresel aktiviteye sahip olduğunu görüyoruz. Ee, melanin pigmentasyondaki artış fizyolojik olabilir yani yapısal olabilir ee, ama bunun dışarı, dışında sistemik hastalıklarda da olabilir. Ee, bir şey Allah Allah, efendim. Canım, ya. Araya girdim şöyle girdim. Ee, şey. Ya melaninden bahsediyoruz da melaninin neydi? bizi onu bir hatırla. pigment. Melanin bir pigment. Bu ne? melanositlerin ürettiği bir pigment kendisi. Tamam, ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor? İşte güneşleniyoruz mesela. Derimizi bu şeylerden korunmuş oluyor UV ışınlarından. İndeki fonksiyonu ne? Tabii tabii. Fonksiyonun en önemli fonksiyonlarından bir tanesi bu tabii ki. Tamam, Çünkü o yüzden koyulaşıyor. Koyulaşıyor ki o UV ışınlar aşağıya <laughs> kadar geçip zararlı etkilerini aşağı indirmesin. Yani onu bir tabaka olarak düşünebilirsin. Hani araya bir tabaka koyuyor. Ya ağız içerisindeki fonksiyonu nedir peki? Ağız içerisinde normalde olduğu için var. Yani vücutta hiçbir yerde melanostin olmaması gibi bir durumumuz yok. Ama oral bölge çok da fazla güneş ışına maruz kalmadığı için biz onu zaten çok da fazla miktarda görmüyoruz. Anladım. Ama de yani, ne anladım. kadar deri varsa nereden alırsan al, skromoz epiteli alıyorsan içerisinde o hücreleri görmek mümkün. Ama ihtiyaç yoksa daha az sayıdalar, daha az kullanılıyorlar. Ama deri ise daha fazla çünkü daha fazla ışına maruz kalıyor, daha fazla çalışıyor, hücresel aktivitesi daha fazla. Okay, teşekkür ederim. Ben de bir şey sorabilir miyim? Ee, diş etinde melanin pigmentasyonu daha fazla olan bir hasta için nasıl bir yorum yaparsak yanlış olmaz? Hani daha neye ihtiyacı var da onda daha fazla oluşmuş? Yapısal olur. Evet. Yani koyu tenlilerde bir tık daha fazla görebilmek mümkün. Ama fizyolojik pigmentasyon var. Yani normalde nedenini açıklayamadığımız ama hiçbir zararı olmayan pigmentasyonlar var. Ama bizim problemimiz zaten bunun olması değil. Çünkü melanin, melanistin olması, melanin pigmentasyonu olması az içerisinde sıkıntımız değil. Bizim sıkıntımız onların başka hastalıklarla karışıyor olması. Çünkü bazı sistemik hastalıklarda da biz melanin birikimini görebiliyoruz ne yazık ki. Ama fizyolojik olarak normalde bulunan pigmentasyonlar pigmentasyonu bununla ayırt etmemiz gerekiyor. Yoksa ağız içerisinde olmasının hiçbir zararı yok. Aksine bu fizyolojik. Ve yapıya bağlı olarak bazılarında, daha fazla bazılarında daha az. Peki bunu biz e, lazer tedavisi, lazerle bu melanin pigmentasyonlarının rengini değiştirmek zararlı olabilir mi? Hani bu sonuçta fizyolojik bir şey ya. Fizyolojikse müdahale gerek yok. Etmiş... Müdahale yok. etmiş olmanın bir sakıncası olabilir mi? Hayır, yani? sakıncası normalde olmaz. Çünkü ağız içerisinde daha az pigment olan insanlarda daha fazla görülen lezyon durumumuz yok. Ya da koyu tenli ırkta biz şu lezyonu daha fazla görüyoruz gibi bir durumumuz olmadığı için bunu yok etmekle ilgili bir sıkıntı yok. Çünkü bir faydası da yok. Yani kanıtlanabilmiş bir faydası yok. Eğer bu tedaviyi alırsa şu zarar ortaya çıkar diye bir bilgimiz olmadığı için e, olmasında bir sakınca yok. E, ama e, eğer bir şey zarar vermiyorsa şayet öyle kalmasını her zaman tercih ederiz. Çünkü lazer tedavilerin e, her ne kadar 5-10 yıllık sonuçlar açıklanmış olsa da e, neye yol açabileceği hakkında çok da şeyimiz yok belki. Yani ben yaptırmak yapmak istemem hastama eğer bir sıkıntısı yoksa. Bir de şey soracağım, sigara kullanımına bağlı melanin pigment artışı oluyor mu? Sigara kullanımına bağlı şöyle oluyor. Onu da e, resmini göstereceğim. E, sigara kullanımında iritasyon etkisi nedeniyle keratinizasyon olduğu için üzerinde biz onun lezyonlarını daha çok beyaz görmeye eğilimliyiz. Ama sıcak nedeniyle ısıya maruz kaldığı için de melanin pigment değişikliklerini görüyoruz. Ama özellikle direkt ağza giriş noktasında iritasyon etkisiyle o keratin tabakasının kalınlaşması nedeniyle biz daha çok yüzeyini beyaz görme eylemindeyiz. Ama biyopsi alındığında ısı etkisiyle birlikte orada melanin görmek mümkün. Artışını görmek mümkün. O da ısının iritasyonu nedeniyle. Peki hamilelikte artmasının sebebi ne? Evet hamilelikte de hormonal dengeyle artıyor. Ee, çünkü e, şey gibi mesela nasıl söyleyeyim onu da anlatacağım ama e, böbrek üstü bezlerimiz var bizim. Mesela onlar az çalıştığında e, ACTH artıyor hormonu adrenokortikotropik hormon ki gebelikte de birçok hormonda bu şekilde değişiklikler oluyor. Bunlar melanini stimüle ediyorlar bu mekanizma üzerinden oluyor. Yani melanin stimüle eden tek şey MSH değil. Yani melanin stimüle edici hormon değil. Bunun dışında var. bu gebelikte seviyesi değişen hormonlar da melanin pigment değişikliklerine yol açıyor. Tümünü tamam, ettiği için. Ama tek şey MSH değil ne yazık Yani birçok organda böyle bir şey var. Mesela ben TSH göndermezsem tiroidim çalışmaz. Ya da başka bir şey gönderirsem tiroidi etki etmez. Ama melanin için ne yazık ki böyle bir şey geçerli değil. Bazı hormonların değişikliğinden işte ASTA gibi mesela onlardan etkileniyor. O yüzden de gebelikte biz gebelik maskesi dediğimiz şeyi pigment değişikliğini görebiliyoruz. Tamam canım. Devam edebiliriz. Tamam. Ee melanin pigmentasyonu işte ağız içerisindeki fizyolojik değişiklik problemimiz değil. Bizim problemimiz bunun sistemik bir hastalığa eşlik edip etmediği. Çünkü ağız içerisinde bir melanin, bir pigment değişikliği varsa şayet eğer lokalse biz orayı etki eden dış, dış faktörleri düşünüyoruz. Ama yaygınsa simetrikse fizyolojik de olabilir. Sistemik hastalıkları da ile birlikte de olabilir diye düşünüyorum orbitas asidin diş etindeki melanin pigmentasyonunu bozması gibi. Bunun dışında e, kimyasal termal bu termal etkileri sigaranın termali, piponun e, ya da şeyler var. E, e, Türkiye'de kullanılmıyor. Hindistan tarafında böyle ters şey içici ne deniyordu onu Onun adını unuttum yanan tarafını ağızların içerisine alıp içtikleri için termal yanıklarda görebiliyoruz depigmente alanları olarak. Cerrahi nedenlerle de görebiliyoruz. Ama bizim dediğim gibi sıkıntımız sistemik durumlara eşlik ediyor oluşu. Çünkü bazı sistemik hastalıkların erken belirtisi olarak karşımıza geliyor. Ve oral lezyonları sayesinde sistemik hastalığın tanısını koyabiliyoruz. O yüzden fizyolojik pigmentasyonun ayrımına bu kadar önem gösteriyoruz. Ama ağız içerisinde sadece melanin değil, hemosterin, hemoglobin türevlerinin de birikmesi mümkün. Çok değişik şeyler birikebiliyor özellikle jincivada. O yüzden de üç kategoride incelediğimizi sanıyorum. Güzel oluyor diye düşünüyorum. En doğrusu yani bizim tamamıyla kendi içsel yapımızla alakalı renklenmeler, fizyolojik pigmentasyonlar bir tanesi. Bunun dışında biraz önce söylediğim sistemik hastalıkları eşlik etmeleri, gingival hastalıkları eşlik edenler, melanin içeren pigmentasyonlarımız var, nevüsler e, gibi. Eee hemosiderinin çöktüğü durumlar var. Mutlaka hastanın kan tablosu, bir transfüzyon e, alıp kan transfüzyonu alıp almadığı, hemolitik anemisinin olup olmadığı gibi nedenler var. E, böyle bir pigmentasyon araştırıyorsanız ayırıcı tanısına girmesi gereken. Bunun dışında damarsal pigment lezyonlar var. Ee, onun dışında eksojen dıştan kaynaklı, dıştan aldığımız e, şeylerin sonuçları olabilir. Renklendirici ajanlar, boyalar, ağır metaller özellikle cincivada birikmeyi çok seviyorlar. Ama algam, tatuaj benden çok daha iyi bildiğiniz bir konu. Aldığımız ilaçların sonrasında meydana gelenler, onun dışında kömür, bir de depigmenteler var albinizm ve vitiligo gibi. E, endojen renklenmeleri en sık melanin, hemosterin, bilirubin, demir kaynaklı tabii ki olabilir ama bunların daha nadir en çok melaninle alakalı olanları görüyoruz. Genellikle anterior vestibüler sahayı tutmayı seviyorlar ama dudak mukozası, sert damak, mukasa, dilde de görmek mümkün. Melanosit, oral mukoza membranındaki melanin pigmentasyonunun büyük çoğunluğu böyle simetrik olarak gördüğünüz fizyolojik pigmentasyonlar. Simetrik ve kalıcı ama ne yazık ki bazen hastalar ne kadar zamandır onun orada olduğunu bilmeyebiliyorlar. Ağzın her yerinde görülebilir, her yaşta görülebilir e, genellikle tesadüfen fark ediyoruz. Bazen hastalar daha önce görmemiştim, şimdi gördüm diye gelebildiklerini biliyorum ama yıllardır da olabiliyorlar. Klinik bir önemi yok. Dediğim gibi tek önemi bizim için ayırıcı tanıya giriyor olması. İşte bu sigaranın yakı yakıcı etkisine bağlı melanozisler. Onun dışında Perseger sendromu ya da melanomlar gibi durumlarla e, ıı, ayırıcı gerekiyor. O yüzden önemli. Adisson hastalığı oral bulgusunu önemsediğimiz hastalıklardan bir tanesi. Hipoadrenokortizm, böbrek üstü bezlerinin korteks kısmının çalışmadığı durum. İşte bu korteksi çalışmadığı zaman salınan ASTH yani adrenokortikotropik hormon... ...yani o böbrek izi bezinin korteks kısmını çalıştıracak hormon... ...melanositleri de indiklediği için, çoğalttığı için... ...özellikle oral mukozada el içerisinde, ayak tabanında biz... E, Pigmentasyon görebiliyoruz. Deri ve ağız mukozasında bazen erken dönemde e, saptanabildiği için kıymetli. Oral mukoza yüzeyinde parlak, mor, mürekkep sıçramış gibi görünen e, görünüm dikkat çekici. E, bu pigmentasyonlarda sistemik hastalıklar muhakkak araştırılmalı diye düşünüyoruz o yüzden. E, Addison sendromunda, Persiager sendromunda da yine ağız etrafında şöyle melanosit pigmentasyonu ...görebilmek mümkün. Yalnız ee, Perseger sendromunda... E, ...gastrik ve... ...gastrointestinal sistemde bolca bulunan... ...küçük polipler sıkıntılı. E, bunlar... E, ...otozomal dominant bir hastalık. Birden fazla etmeni olan ve genetik temeli olan... ...bir hastalık. Oral mukazada... ...bu tarz pigmentasyonların... ...mutlaka e, dur görüldüğü durumda... ...sistemik hastalıkların ekarte edilmesi lazım. Bunun dışında... Al e, ...Albright sendromu var. E, burada da oral kavitede değişikliklerini görmek mümkün. Dediğim gibi, yaygın özellikle yaygın renk değişikliklerinde hele ki oral mukozaya başka yerlerdeki renk değişikliği de eşlik ediyorsa, bunu sistemik hastalıklarla ilişkilendirmek lazım. Hastalar sadece diş tedavisi için geldiği için ne yazık ki size bunu söylemiyorlar. Böyle bir pigmentasyon durumunda sormanız gerekiyor. Başka yerinde renk değişikliği var mı? Bildiğin başka bir hastalık var mı? Kullandığın ilaç var mı ya kadar sormak gerekiyor. Hastalar dediğim gibi sadece diş gibi düşündükleri için onlar sizin totali bilmedikleri için söylemeyebiliyorlar. O yüzden de sormak gerekiyor. Bunun dışında nörofibromatozislerde görebiliyoruz. Ama nörofibromatozislerde şöyle deride nörofibromları görmek mümkün olduğu için e, genellikle ilk tanı olarak pigmentasyon değişiklikle gelmiyor. Ama oral pigmentasyon değişikliği olan bir hastada derisinde, kolunda, bacağında şöyle Nörofibrom diyoruz biz bunlara. Bu yapıları gördüğünüzde mutlaka birleştirip sistemik bir hastalık akla gelmesi gerekiyor. Bunun ne? dışında Pardon. bilir... Cushing, e, neydi Cushing e, sendromu? Cushing sendromu... Melanin... Cushing sendromu... pigmentasyonu görülüyor mu? Cushing sendromunda tek başına çok da görmeyi beklemiyoruz, hayır. Yani direkt Cushing sendromunda görmeyi beklemiyoruz. Çünkü okay. e, Cushing sendromunda zaten kortizol fazla. Yani ASTA'nın salınmasını gerektirecek bir durum yok ortada. O yüzden görmeyi bekliyoruz. Aksine ASTA baskılanır zaten. Okay. O yüzden de melanist değişikliği görmeyi beklemiyoruz. Tamam canım sağ ol. Bunun dışında Bilirubin tabii ki karaciğerde bir problem varsa o indirek bilirubin direkt birbirine çeviremiyorsa ya da çevrildikten sonra tıkandıysa birikiyorsa şayet kanda tabii ki dokularda da birik birikebiliyor. Ee, bunun dışında östrojen artışı biraz önce ASTA'da dediğim gibi e, melanositleri indikliyor. E, melanositleri dediğim gibi ne yazık ki tek bir hormonu yok, MSH yok. Onun dışında ASTA'sı östrojeni indikleyebildiği için işte bu e, gebelik maskesi dediğimiz, melazma dediğimiz lezyonları görebilmemiz mümkün sadece yüzde değil göbek çevresinde de görmek mümkün çünkü cinsiyet hormonları hamilelikte etkiliyor sadece yüzde değil e, cinci vada da görebilmek mümkün e, gebelik döneminde bu pigment değişikliklerini bunların geçmesini bekliyoruz ama bir şey soracağım e, ya yani melanin pigmenti birikimi ee, kalıcı mıdır? Reversible olabilir mi? Nedenine göre değişir. Ee, sonradan olduysa bir şeye reaktif olduysa or, etki eden şeyi ortadan kaldırırsanız gitmesini bekliyoruz. Ama etki eden şeyin ne olduğu çok önemli. E, hormonsa hormonu kesmek lazım. İritasyonsa iritasyonu, sıcaksa sıcağı, gebelikse e, şeylerin düşmesini, hormonların, onu indikleyen şeyin düşmesini bekliyoruz. Ama bu bir tümörse geçmesi mümkün değil. Tamam, teşekkür Yapısal fizyolojik değilse bir nedenle ortaya çıktıysa nedeni ortadan kaldırdığımızda geçmesi lazım. Tamam. Bunun dışında aşırı derecede havuç tüketen, A vitamini tüketenlerde deriler deride turuncuya çalan renk değişikliğini görmek mümkün. Turuncu sarı bir pigmentasyon ortaya çıkıyor. Ağız içerisinde ee, bu e, pigment tek görünüme neden olabilen kaposi sarkomu var. Biz e, e, ACE'li hastalarda görebilmemiz mümkün. Aslında kendisi bir damar E, makül olarak başlayıp eritrositlerin damar dışarısına çıktı. O vasküler yapısı nedeniyle damar dışarısına çıktı ve hemosiderinin rengi dolayısıyla ayırıcı tanıya girmesi gereken önemli lezyonlardan kaposi sarkomu. Bunun dışında HIV'e bağlı oral melanozisler var. Yine HIV tarafından indüklenen hastalıklarda görmek mümkün inflamasyona sekonder olabilir post inflamatuar dönemde pigment değişiklikleri oluyor bir alanda inflamasyon oluyor bu alan sonradan hiperpigmente ya da hipopigmente kalabiliyor bunun ne yazık ki ayrıcı tanıda çok önemli bir sıkıntı orada bir sorun olup olmadığını bilmeniz gerekiyor iyileşti mi geçti mi ne kadar oldu çünkü ayrıcı tanısında patolojide kullanabileceğimiz çok da fazla verimiz yok diğer nedenleri dışladığımızda uzun süre inflamasyon sonrasında olmuştur gibi bir kanıya varabiliyoruz ama zaten e, biyopsilerde en önemli önceliğimiz bunun neden olmadığı. Akut nekrotizing, ulcerative gingivitis e, şeylerde sayılıyor. E, ayrıca tanıda geçiyor diye yazdım ama e, kişisel olarak e, tanısını görsel olarak korduğum bir şey değil. Stomatitler, doku nekrozu e, gibi aklınıza gelebilecek her türlü iritasyonla pigment değişikliği meydana gelebiliyor. Amacı deriyi korumak. Bunun dışında oral nevüsler var. Tabii ki e, melanos, e, melanosit miktarı çok daha az olduğu için biz oral bölgede nevüs görmeyi çok da beklemiyoruz. Ama sonuçta orada bir melanosit, melanosit var ve bundan da nevüs gelişmesi mümkün. E, ağız içerisinde dediğim gibi görmeyi çok beklemiyoruz. E, biriktiği yere göre biz üç tip olarak isimlendiriyoruz. E, mukoza içerisindeyse intramukozal. şu epidermis dermis bölgesindeyse junctional, her ikisinde varsa da kompant nevüs olarak isimlendiriyoruz kendisini. Blue nevüsler var adını duymuşsunuzdur. Derinde yerleştiği İlk başta söylemiştim bu melanosit birikiminin hangi aşamada olduğu rengi hakkın, renginin üzerine de etkili. Çok derinde biriktiğinde blue Nevis ismini alıyor çünkü mavi tonda bir renk sağlıyor bize. Ama melanositler için zaten bizim nevüsler için en önemli durumumuz o oral bölge içerisinde melanomlarla ayırmak. Deride melanomlarla ayırmak bir tık daha kolay. Çünkü deride çok da iriti olmuyor ama ağız bölgesi sürekli iritasyona maruz kaldığı için ve bütün hastalarında oral hijyeni bir olmadığı için ağız içerisindeki lezyonu olduğu haliyle görmek mümkün olmayabiliyor. Bir de melanomalar ağız içerisinde çok daha agresif seyrediyorlar. Çünkü tanıları geç konuyor. Hiç kimse belki dişinin bir kenarında, oral bölgede dilinin kökündeki bir pigment değişikliğini fark etmiyor. Ayrıntılı oral muayene yapılmayan birçok hastada da ne yazık ki geç tanı konabiliyor. O yüzden de oral melanomlardan hiç hoşlanmıyoruz ve genel klasik bilgi olarak derler ki ağız içerisinde risk gerek yoktur, bunun çıkarılması gerekir, bu riskin alınmaması gerekir deniyor genel klasik bilgi olarak patologlar açısından. Tabii sizi klinisyen olan sizsiniz, nasıl bir yol isterseniz bu sizin literatürlerinize ve size kalmış. Ama bir nevüs gördüğümüzde bu malin mi, benin mi, melanom mu, nevüs mü diye düşündüğümüzde kullandığımız klasik kriterler var. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi büyümüyor mu? Bunun dışında pigmentasyonda bir renk değişikliği ya da pigmentasyon derinliğinde artış var mı? Yüzeyi ünser mi yoksa son derece düzgün mü? İnflamasyon var mı etrafında? İnflamasyonun o kırmızı çeperli bulgusu var mı gibi? Bulguları, dediğim gibi deride değerlendirmek çok daha kolay, oral bölgede bu çok daha zor. O yüzden değer ya da derin olması bir şey fark ettiriyor mu? Ee, şöyle melanomlar çoğunlukla derine doğru ilerlerler. Zaten bizim e, prognozunu verirken kullandığımız şeyde ne kadar derin de ee, olur. Eğer aldığımız e, şey derine doğru iler... ne kadar ilerlemişse prognozu o kadar kötü olacaktır. Ha Bakarak nasıl pigmentasyon derinliğinde artış. Bu hem büyüme hem renginin koyulaşması olarak değerlendirmek mümkün bunu. Çok Hocam daha... bir şey sorabilir miyim? Tabii. Ya siz dediniz ya derinde olursa blue, yüzeyde olursa daha koyu oluyor. Hı hı, Yanlış hı. mı anladım? Yani blue nevüsler evet biz daha derinde görmeye bekliyoruz. O yüzden rengi o daha kötü bir şey blue o zaman. Görünüyor. Yani blue nevüslerin yok. Blue nevüslerin aslında gidişatlarının melanom gibi değildir. Ama şöyle melanomlar ne kadar melanom olarak geliştiler. Yani malinse kötü blue nevüs için söylemiyorum. Melanom ne kadar derine kadar ilerlediyse prognoz o kadar kötü gidecektir. Biz o yüzden melanom olduğunu düşündüğümüz ya da tanısını verdiğimiz bir hastanın biyopsisi geldiğinde ne kadar derine kadar indi, onun e, milimetre cinsinden ölçülür. Çünkü ne kadar derine indiyse o kadar kötü gidecektir. O yüzden de klinik, klinisyen olarak baktığınızda lezyonun renginin gittikçe koyulaştığını görmek ya da büyüdüğünü görmek mümkün. Bir i̇zah yok, edebildim yok. mi? Bunu nevus, anne zaten teşekkür ederim. Peki o nevus için dedi, yani mesela hastanın ağzında çünkü gördüm fotoğrafını attılar daha doğrusu. Ben şu an siz diyorum acaba öyle miydi? Tam böyle sizin fotoğraftak gibi gerçekten böyle grimsi ve opak bir şey vardı. O yani Hı -hı. onu görünce korkmalımız ne yapmalıyız? Yani dediğim gibi bizim klasik kitaplarımız her zaman der ki hele ki gördüğünüz blue nevüsse mesela ya da ailevi bir yatkınlığı varsa şayet bizim kitaplarımız der ki ağızda nevüsün durması hayır alamet değildir der. Yani çıkarılmasını önerir her zaman. Çünkü dediğim gibi deri gibi değil. Yani siz bunu takip etmekte zorlanırsınız. Çünkü deride ne yapıyoruz? Dermatoskopla inceliyoruz. Bakıyoruz kenarları düzgün mü, koyulaşıyor mu, büyüyor mu? Özellikle ağız içerisi oral pigmente lezyonlarda hastalar size bunun takibi için gelmiyorlar. Bunun dışında çok fazla iritasyona maruz kaldığı için lezyonun büyümesini değerlendirmek, buna karar vermek çok daha zor. O yüzden bizim patoloji kitaplarımız, hani klasik kitaplarımız oral nemüsler için der ki hepsi çıkarılmalıdır. Çıkarılmalı ve patolojiye gitmelidir der. Ama tabii ki klinisyen olarak bu sizin kararınız. Hani buna uyabilirsiniz, uymayabilirsiniz. Ama klasik bilgimiz bizim bu şekilde şekilde ağız içerisinde oral neüs bulundurmayı tercih etmiyoruz şeklinde birçok kaynağımız bu şekilde yazıyor. Son bir soru daha sorabilir Tabii ki. Ee, Tabii hocam ki. bir tane yine böyle bana bir fotoğraf gelmişti. Çocuk 3 yaşında posterior bölgede böyle ısırmış ya yani annesi söylüyor ısırdığını. Isırdığı için orada böyle nasıl desem bir kahve kahverengimsi bir renk oluşmuş ısırdıktan evet. birkaç gün sonra. Hı hı. Dedim ki o küçülür yani onu takip ederim ısırdı dediysin Dedim onu takip edelim küçülür. Hı hı. dedim bir işte her 10 günde bir bir, bir ayda bir bana fotoğraflarını yollayın. Hı hı. Azalacak o küçülecek. Hiçbir şekilde küçülmedi onun. Onun orada kaldı. Küçüldü mi? Yok yok aynı. Yani, Ama annesi dedi ki yani ısırdı ısırdıktan sonra kıpkırmızıydı ondan sonra öyle siyah oldu. Neyse öyle kaldı. Yani tarif ettiğiniz tam dört dörtlük post e, travmatik ya da post inflamatuar pigment bozukluğu. Yüzde yüz hepsine geçer diyemiyorum. Çünkü kaladabilir. E, takip etmekte fayda var. Çünkü büyümesi bizim için sıkıntı. Ama hiçbir ya zaman... Hocam, ne olabilir? Mesela o büyüyünce ne olabilir? Yani şöyle bizim en büyük korkumuz eş zamanlı olarak bir melanomla bir araya gelmesi. Hmm. Ama çocuklarda biz malin melanomu zaten çok az görüyoruz. Üstüne e, çocuklarda nevisleri yani ağız içerisinde nevisi zaten çok az görüyoruz. Çok çok küçük bir ihtimal de olsa eş zamanlı meydana gelebilecek bir melanomla karşı karşıya olabiliriz. Yani zaten orada bir lezyonu vardır çocuk sonradan ısırmıştır. Bunu e, hmm. travma. Olduya bağlamak mümkün olmuyor genellikle. Hani dış yüzey için oluyor kolunda yoktu vurdu sonra çıktı. Ama bazen hastalar oral bölgedeki lezyonlarını görmüyorlar tesadüfen bir travma sonrasında çıktığında Aa, bu yeni oluştu gibi algılayabiliyorlar ama dediğim gibi zaten oral bölge melanomları son derece nadir hele ki çocukta görme ihtimalimiz daha da nadir e, ama iyi takip etmek lazım büyüyor mu büyümüyor mu şeklinde ve bir şüphe varsa e, yani büyüyorsa lezyon şahit belki biyopsi alınıp bakılabilir ama takip. çok çok düşük ihtimal ve takip ben öyle, Hı -hı. şahsen öyle düşünürüm. Çünkü çok küçük bir çocuk, biyopsi almak da çok zor olacaktır. ve evet, bir travma öyküsü de var, iyi bir takip ama en ufak bir şüphede ben olsam biyopsi almayı düşünürüm. Çünkü olmaz diye bir şey yok ne yazık ki. Evet, çok teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederim. Oral melanotik maküller var, küçük, siyah kahverengi oval şekilde tedavi gerektirmeyen ee, bu abicimin melanopileki sorduğu soru oral mukazadaki melanin artışına bağlı mavi siyah grimsi renk değişikliği onun dışında melanokantomlar nadirdir tamamıyla bu dendritik bu melanositlerin sayısının artmasıyla giden lezyonlardır sayı artışını normalde çok fazla sevmiyoruz sigaraya bağlı melanoziste e, yine sevgili abicime e, selam gönderiyorum Tütün kullanımına bağlı pigment bozukluğunun dozajla alakalı olduğunu düşünüyoruz. E, pipo için çenlerde de görebiliyoruz şöyle bir görüntü. E, yalnız sıkıntı şudur bu hastaları takip etmekte sigarayı bıraktırsanız bile 3 sene falan sürüyor düzelmesi. O yüzden takipte sıkıntılı olan lezyonlardan başka lezyonlarla karışması mümkün. Çiller de melanos, e, fonksiyon bozukluğu bilmiyorum görülüyor mu? Bende son derece var. Bunun dışında lentigolar var. ağız mukozasına son derece nadir. Bunun dışında çökebilir, e, kanamalara bağlı olabilir. Hastanın trombostik purpurası vardır, hemofilisi vardır. Oral bölgede de görülebilir. Çünkü deri, damar dışına çıktıktan sonra makrofajlar onu sindirir. Sindirdikten sonra da pigment değişikliği şeklinde orada kalabilir. Ne yazık ki. Hemanjyonlar her zaman her türlü ayırıcı tanısına girmesine gerektiğini düşündüğüm lezyonlar açıkçası. Çünkü her renkte olabiliyorlar. Her şeyle karışabiliyorlar. Ve özellikle de biyopsi almak istediğimizde kanayarak son derece sıkıntılı şeylere yol açabiliyorlar. O yüzden de her türlü lezyonun ayırıcı tanısına mutlaka bir hemanjiyom koymayı seviyorum. Varisler, varikoseller, venlerin dileti olarak kalmaları durumunda yine pigmentlerin renk yine çok benzemese de görülebiliyor. Çok çok nadiren anjiyosarkomlar, oral kavitede acayip derecede nadir ama hem anjiyomlarla karışabiliyorlar bunlarda. Şey Tele... Tabii ki müdahale ediyorum ama Estağfurullah Bunun anjiyom dediniz yine bir şey aklıma geldi. Öğrenciliğimde yanlış hatırlıyor olabilirim. Hı hı. Ee, bir tane çocuk vardı. Ee, ama genel cerrahi dersimize geliyordu bu çocuk. Hı hı. E, hoca sanki bunun ağzında hem hemanjom vardı. Hem ağzında hem de sırtında. Çok küçük boyutta. Hı hı. E, ve ona bir şey enjekte ediyordu. Böyle 0-1 cc falan çok hı hı. az bir şey. Sonra bunun e, normal bildiğiniz işte alkol işte. %70'lik alkol. onunla boyutunu bayağı küçülttüğünü iddia etti. Şöyle e, şimdi hemanjom dediğimiz şey e, şöyle göstereyim. Şu mesela kavernoz ve... Buradakiler bayağı böyle biraz büyümüş gibi ama bizim, benim gördüğüm deri yüzeyinden kalkmayan böyle anlatabildim mi? Hmm. Şöyle damarsal patolojiler için şimdi e, şu kapillerler için bir şey diyemem. Çünkü kapiller hemenjyonlar için bunu dışarında bırakmak istiyorum ama kavernos hemenjyonlar ya da varis gibi damar genişlemeleri için biz aslında bunu tedavi olarak kullanıyoruz. Verdiğimiz şey sklerotik ajanlar bu damarları olmasını engellemeye çalışabiliyoruz. Varislerde de bunu yapıyoruz. Alkol o o alan bunların için hocam? Ee, alkol benim bildiğim O kadar mi şey... yani onu Yok, alkol değil. siklerotik bir madde veriliyor. Hani detayını bilmiyorum ama kesinlikle alkol olmadığını biliyorum. Ha, en tamam. azından şu an için onun kullanılmadığını biliyorum. Ama damarsal patolojiler hele ki venlerle alakalıysa şayet onları e sklerotik ajanlarla tıkıyorlar. Tıkadıklarında da kanama riskini ortadan kaldırıyorlar. E tabii ki tıkandığı için o damarların gergin yapısından bir tık daha küçülebilir. Kanama riski ortadan kalkabilir ama tamamen lezyon ortadan kalkmaz. Çünkü o damar artık şu şekilde var orada. Şunların hepsi kapiller olanlar, şunlar kavernoz, koskoca damar yapıları var. Ama bunları tıkarsanız kanama riskini ortadan kaldırırsınız. Ya ağız içi hiç olmazsa bir şey değişti mi? Yine dediğin gibi, merakla Tamam. <laughs> Tabii ki. Ama bir iğneyle oraya girebilmek için, <laughs> bilemiyorum. Ben olsam yapmam. Gözümle gördüm. Gerçekten yapıyordu. Yani. Ve mesela baya bizim o dersimiz baya bir yarım dönem bir dönem falan sürdü. Gözümüzün hı. önünde gerçekten küçüldü. Ağzın içindeki de sırtındaki de çocuğun artık nokta kadar kalmıştı. Merkez. Evet. Yani bu damarları tıkamanın herhangi bir yolu ne olursa olsun küçülmesine yol açabilir ama e, boyutunu iyi bilmek lazım. Nereye kadar gittiğini iyi bilmek lazım. Yüzeyde gördüğünüz belki 2 milimlik bir lezyonun altı olabilir. Evet. Bu lezyon Hele ki ya, e, şey yakınsa e, diş köklerine yakınsa devamı kemikte olabilir, kemiği yemiş bitirmiş olabilir. İlk önce böyle bir lezyonu bir kere ultrasonla sınırlarını belirlemek lazım ya da başka radyolojik tetkiklerle sınırlarını iyi belirlemek lazım ki müdahale etmeden önce o alanda sınırlı olduğunu bilmek lazım. Çünkü dediğim gibi yüzey çok küçük olabilir, altı çok geniş olabilir. Ha çok küçük. Sadece bu kadar. Aşağıya kadar devam etmiyorsa ve hastayı rahatsız ediyorsa tedavide kullanıyoruz. Çünkü travmatize olup ağız içerisinde kırılıyor. Biz biz anneme yaptırmak istemiştim. Kendisi kabul etmedi. O ayrı mesele. Ama olsaydı ona da yaptıracaktım. Ama verilen şeyin ee, yine ona bakacağım. Alkol olduğunu hiç düşünmüyorum. Ee, hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. Ee, ama yine de bakarım. Teşekkür Yineden ederim. Yeniden de dönerim. Evet. <laughs> Varisler, anjiyosarkomlar onun dışında egzojen renklenmeler var. Dışarıdan aldığımız bir sürü şeyle ilaçlar olur. Hele ki arsenikli. Artık suların içerisinde çok arsenik olmadığı için bununla ilgili renk değişikliklerini bu günümüzde çok da fazla görmüyoruz diye düşünüyorum. Çünkü kendisi melanin pigmentin artışına neden olabiliyor. Civa bileşikleri neden olabiliyor bu tür değişikliklere. Ağır metaller olabiliyor. Ağır metalleri biz daha çok böyle şöyle dişli birleştiği yerde grimsi, sihimsiz parlak renk birikimleri olarak görüyoruz. Her türlü ağır metal böyle bir birikime neden olabiliyor. Amalgam dolgunun içerisindeki civa doku pigmentasyonuna neden olabiliyor. Diş etine komşu alanlarda amalgam tatuaj ya da amalgam lekesi adını alabiliyor. Mavimsi, grimsi bir renk olarak karşımıza gelebiliyor. Bazen ayrıcı tanı için bize biyopside geliyor. Biyopsi de zaten gönderilen materyali kestiğimizde biz deri altında görmemiz mümkün oluyor. Bunun dışında tetrasiklin gibi ilaçlar dişlerde, ağız içerisinde, mukozada renk değişiklikleri neden olabiliyor. Zaten artık bunlar 16 yaşının altında kullanılmıyor. AIDS tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar neden olabiliyor. Kardiyak aritmide kullanılan bazı ilaçlar neden olabiliyor ki artık çok da fazla bu amaç için kullanılmıyor. Ama hastaya ne ilaç kullandığını sormak gerekiyor. Bir pigmentasyon araştırıyorsak. Bazı renkli şekerler, renkli ağız içerisinde boyayan gıdalar var. Bunları kullanıyor olabilir hasta. Sormak gerekiyor. Kalem çiğneme alışkanlığı olan çocuklarda siz çok daha iyi biliyorsunuz. Grafik tatular var, sert damak mukozasına, kalemi çiğnediği için saplanan, çocukların sorduğumuzda son derece cevap vermeye korktuğu, kaçtığı, bu yüzden de çaktırmadan sorup baktığınız şeyler diye tahmin ediyorum. Çünkü çocuğa kalem kemiriyor musun dediğinde herhalde birçok çocuk, evet ben kalem kemiriyorum da o yüzden ben yaptım demez ama yerleşim itibariyle ve bir ipuçlarını birleştirerek tanıya gittiğinizi düşündüğüm lezyonlardan bunun dışında deride pigmentin olmadığı durumlarda var pigmentasyon bozukluğu anlatırken araya eklemeyi sevdiğim bir durum albinizmde gördüğümüz şey tirozinaz enzimi kalıtsal olarak olmadığı bu yüzden de melanin sentezlenemediği bir hastalık deride pigment hiç yoksa biz buna vitiligo adını veriyoruz yalnız bu depigmente durumlarda sıkıntımız şöyle oluyor. Şimdi şu mu depigmente alan yoksa şu mu hiperpigmente alan? Bunu karar vermekte bazen zorlanıyoruz. Tabii ki şu hastada şuranın depigmente olduğunu anlayabiliyoruz. Ama bu hastada şurası mı depigmente, burası mı hiperpigmente? ayırırken sıkıntı yaşayabildiğimiz durumlardan oluyor. Ee, histopatolojisinde biz ne yapıyoruz? Eğer biyopsi gönderirseniz şayet ne demiştik? Deride az ya da çok mutlaka biz o melonisti görmemiz lazım. Ama gönderdiğiniz alanda hele ki S100 boyadıysak ve hiç görmüyorsak şayet o zaman vitiligo tanısını koyabiliyoruz. Ee, tedavi tabii ki size kalmış. Ben e, anlatırken öğrencilere bir e, yol gösterici olmak açısından söylüyorum. Etiyolojik faktörü mutlaka sorulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok çeşitli ve hastaların bir hastalığınız var mı, bir şikayetiniz var mı dediğimizde cevap vermediğini biz de yaşıyoruz tabii ki. Mutlaka spesifik sorular sormamız gerekiyor. Sigara içiyor mu? Hangi ilaçları kullanıyor? Başka bir yerinde var mı? Bildiği başka bir hastalığı var mı gibi. Yani ee, Etiyolojik faktör düşünüyorsak ortadan kaldırdığımızda sonradan ortaya çıkan bir lezyon bekliyoruz ama tabii ki iyi bir takip gerekiyor ama dediğim gibi ağız içerisi iritasyonu son derece müsait iyi oral hijyeni olmayan hastalar için takip sizin için çok daha zor Cerrahi yaklaşımlarda lazeri, e, hocamın sorduğu gibi e, lazeri kullanabiliyoruz e, ama e, şahsen e, bir şey yolunda gidiyorsa çok ellememekte fayda var diye düşünürüm ben genellikle. Yani fizyolojikse pigmentasyon, hani görüntü için yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir e, ama... Yani çok da rahatsız etmiyorsa sanki ellememekte fayda var gibi. Tabii bu benim fikrim. Siz hocalarım ne dersiniz onu bilemiyorum. Ama yumuşak doku bıçakları, konvansiyonel elektrocerrahiler, lazerler önlenmesi için ya da ortadan kaldırılması için kullanılıyor. Ben bir şeye bastım. Ekranım gitti. Bir daha basamıyorum. Aa kendimi gördüm. Bitti? Bu kadar evet. Yani ben pigmentasyonları aslında dördüncü sınıfta da anlatıyorum. Dördüncü sınıfta bir tık detaylı anlatıyorum ama o kadar çok şeyi aynı anda anlatıyorum ki bir anda hepsine hakim olmak biraz zor geliyor. Ben o yüzden iki sınıfta da anlatıyorum bunu. Hem 3'te evet. hem 4'te anlatıyorum. Gerçi şimdi hem iki hem 3 oldu ama e, bizim sistemimiz değişti. İki, i̇ki senede anlatmam gerekiyor. Çünkü mekanizması çok karışık. Çünkü siz e, çoğunlukla ağız odaklı şey olunca şimdi birden sistemik hastalıklara girince e, bir anda konu karışıyor ve dağılıyor. Onun farkındayım. E, bilmiyorum inşallah işinize... Bir şekilde parçalar birleşir. Çünkü mesela Addison hastalığı diyoruz, Cushing sendromundan bahsediyoruz. Ondan sonra hormonal değişikliklerden bahsediyoruz. Bunlar yani konu ilerledikçe bir araya gelecektir diye düşünüyorum. Böyle oluyor. Ama başta anlatınca böyle birazcık fazla oluyor. Ama önden anlatmayınca da defa duymuş oluyorsunuz. Öyle olunca da bir seferde öğrenmek daha zor oluyor. Hani böyle parça parça tekrar tekrar olunca... ...bilgilerinizle de bir araya gelince... E, ...daha güzel oluyor diye düşünüyorum, umut ediyorum. Eleştirileriniz varsa her zaman isterim. Hani bunu şu şekilde anlatsan daha iyi olur. Bu bu şekilde çok aydınlanmıyor gibi olursa... ...ben de kendimi ona göre şey yaparım. Ben asıl şeyi soracağım. Şimdi aslında e, Türkan da sordu. Birkaç arkadaşımız daha sordu. Şimdi e, bir hastamız geldi... Ağzında hı hı. pigmentasyonu var. Genelize hı hı. ya da lokalize. Ee, şimdi böyle bir durumla karşılaştığımızda tamam şeyi sorguladık, ilaç kullanımını sorguladık, işte hı hı. demik hastalık durumuna baktık vesaire. Hı hı. Ama e, genel yaklaşımımız ne olacak? Yani her lezyondan herhalde biyopsi alınmaz. Yok. Ee, burada hı hı. bizim yaklaşımımızın ne olması gerekiyor? Şimdi e, lokal mi jenerizm olduğu çok önemli bir kere. Hı hı. E, jenerize hı hı. lezyonlar için ya fizyolojik ya sistemik hastalıklar düşünecek. Onlar ekarte edildi, onlar yok. Ya da lokalize bir lezyonla karşı karşıyayız. E, aklımıza gelebilecek neler vardı? İlaçlar, travmalar, e, diş çürükleri, diş için kullandığınız tedaviler, her türlü travmatik etki var. Bu çok uzun bir liste ne yazık ki. Bunları da ortadan kaldırdınız. Yani orada travmatik hiçbir neden yok. Ondan sonraki yaklaşım bu şimdi her türlü sistemik etkiyi ortadan kaldırdık deyince hemosiderozisinde ortadan kalkması lazım. Çünkü sistemik bir hastalıktan bahsediyoruz. Onlardan sonra kalanlar bu nevüs tipi lezyonlar ve arkasından da neler kalıyor geriye? Eee travmatik yine ama travmayı ortadan kaldırdık dedik. O zaman neviüstü lezyonlar kalıyor ama siz ağız içerisinde nevisi biliyorsunuz zaten. Hani görünce düzgün sınırlı oluşuyla birlikte tanıyorsunuz. Burada da ekart edilmesi gereken melanomlar. Şimdi dediğim gibi çocuk yaşta melanomları çok da fazla görmediğimiz için her gördüğümüz pigmente lezyondan alın diyemeyeceğim. Çünkü benim dediğim gibi klasik bilgi ağızda nemis durmaz. Ama bu her yaş için geçerli. Çocuk hastalar olarak spesifikleştirdiğinizde muhtemelen biraz daha toleranslı olmaya gerektirecek. Peki önce bu, neyi ne? ayırırım Peki. ben olsam fizyolojik mi pato şey mi e, patolojik mi patolojikse şayet onun nedenini açığa çıkarabiliyor muyum nedenini açığa çıkaramıyorsam hiçbir faktör yoksa bu bütün saydığımız e, egzojen ya da endojen nedenlerin hiçbir tanesi yoksa artık bundan sonra nevüslere kaymak lazım ve bunların ciddi takiplerini yapmak lazım ve şüphelendiğiniz her noktada biyopsi almaktan kaçınmamak yani. lazım bana göre. Pediatristler mi bakıyorlar bu tür lezyonlara mesela konsült edecek olsak? E, hani Nereye? KBB'ye konsült edebilirsiniz. KBB'ciler yabancı değillerdir ama e, dermatologlar ya da KBB'ciler hangisine ulaşabiliyorsanız ikisi de e, bu konuda iyidir. Peki şey pediatristlerle konunun bir alakası var mı? Pediatristleri onların ne kadar şey olabileceğini bilemiyorum. Genel pediatristlerin çok da farkında oldukları bir konu olmayabilir. Spesifik olarak oral bölgeyle ilgilenmedilerse. Anladım. Açıkça söylemek gerekirse. Çünkü şüphelenseler bile lezyonu çıkaracak olan adam bir KBB'ci olacağı için evet. e, çıkarılması gereken lezyonlara olan aşinalıklarının bir tık daha yukarıda olduğunu düşünüyorum. Ama genel yaklaşım anlamında bir fikir vereceklerdir. Ama ne kadar görüyorlardır? Ağzdaki çünkü zaten oral bölge rutin muayenemiz içerisinde değil. Yani her ne kadar hastanın boğazına bakıyor olsak da ağız içerisinde bir pigmente lezyon var mı muayenesi evet, ben genel ben. pediatri muayenesinin içerisinde değil. O daha çok KBB tarafında kalıyor diye düşünüyorum. Ama özel olarak oral bölgeyle ilgilenen onun lezyonlarını ama siz zaten sistemik hastalıkları ekart etmek için zaten pediatriste danışacaksınız. Yani sistemi hastalığı ekart etmek için evet. Etmek için evet, bir pediatriste pediatrist. danışmanız lazım. Danışmanız yani lazım. O, o pediatristin elinden geçecek ve bana kalırsa da oral lezyon gördüğünde zaten kendisi KBB'ye yönlendirecektir. Pediatrist. Ama her halükarda pediatrist görür onu. Peki bir şey Türkan bana hatırlat da Cuma günü Gül Hoca'ya soralım bu tür durumlarda onlar ne yapıyorlarmış? Cuma'da pediatristimizle toplantımız var. Kaçta toplantınız? <laughs> İki buçukta. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Kafam oldu. Tabii ki. Ya. Tabii ya ki. Aslında aynı şeyi soracağız ama ben böyle e, ilk geldiğimde, mesela ilk geldiğimde, pedozontiye ilk geldiğimde neredeyse böyle her her çocuğun ağzı diş eti böyle sarı geliyordu bana kahverengi geliyordu böyle dehşete düştüm ondan sonra Aslı Hoca'yı iki üç kere çağırdım dedik yani her seferinde bu kadar şey olma olabilir çocukların işte diş etinin yapısal nedeniyle oraya evet. pigment daha hızlı çöke olabilir dedi bunlar yani dediğiniz gibi lokalize bir şey değil çocuğun genel diş eti sarı görünüyor gözüme. Evet. Neyse bunu geçtim. Şimdi siz bugün dediniz ki melanin normal fizyolojik bir pigment. Değil evet. mi? Merhaba. Evet Tamam, tabii. Ama dediğiniz gibi o... bazen işte yanaşı bir hastalığın bir habercisi olabilir. Hı hı. Fizyolojik bir pigment e, bazen hastalığın da habercisi olabilir. Biz bu e, o ince şeyi nasıl ayırt edelim? Mesela çocuk gibi fizyolojik mi acaba bir hastalığın belirtisi olabilir mi? Yani ben ne yapayım mesela bu durumda? Ee, eğer e, bile biliteralse... Şey değil, yani böyle abartı değil. Hı. Yani simsiyah olsa tabii gözümüze girse hadi neyse de hı hı. anlatabildim ne demek istediğimi. Evet fizyolojik pigmentasyonlarda ne yazık ki sistemik hastalıkları ekarte etmek öncelikle sorgulamakla başlıyor. Çünkü sistemik bir hastalığı varsa ek bulgusu da olmak zorunda çocuğun. Ama şimdi çocuğun yaş grubuna göre sorgulama kısmında sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü erişkin gibi bulgu vermez. benim şuramda da var. Daha benim şuramla da ilgili bir problemim var. Bağırsak alışkanlığım bozuldu gibi bulgularla gelmiyorlar. E, yalnız e, bu Addison hastalığı gibi persiyel gibi hastalık Ailesel hastalıklar, bir aile öyküsü oluyor. Öncelikle iyi bir aile öyküsü e, almak lazım. Ailede başka bu tarz hastalığı olan var mı? Onun dışında e, gürültülü tablolardır. Yani böyle çok silik, sadece fizyolojik pigmentasyonu var, işte bilateral var ama hiçbir şikayeti yok gibi gelmiyorlar. Çoğunlukla ama sistemik az, yani varsa sistemik bir hastalığın ekart edilmesi lazım. Hani yapabileceğiniz şey eğer e, fizyolojik olduğunu düşünmüyorsanız ya da hastanın başka e, renk değişiklikleri el ayaklarında olabilir e, gastrointestinal sistemini görmeniz mümkün değil ama perioral bölgede nokta nokta mürekkep sıçramış gibi çok atipik pigmentasyonlar olabilir ve bunlar yaygındır. Bu gibi durumlarda bir pediatri konsültasyonu istenerek ekart edilebilir. Başka türlü evet. sistemik hastalığı sadece sorgulayarak ekart etmeniz çok zor. Türkler tamam. şöyle yaparız, bu tip durumlarda bana getir, gerekirse detaylı fotoğraflarını alırız, vaka olarak tartışırız. Daha iyi olur. Ne kadar görüyorsunuz fizyolojik pigmentasyonları ya da pigment değişikliklerini herhangi bir nedeni olmayan, hani altında açıklayabildiğiniz bir nedeni olmayan fizyolojik? Zeyra şöyle, şimdi bu işte hani fizyolojik ideal görüntü yani çocukların neredeyse onda dokuzunda normal ama onda birinde farklı tonlara rastlıyoruz. Hani diş etlerinde. Ama bunların ta, tabii ki yüzde yüz yani neredeyse yüzde doksan dokuzu muhtemelen şeydir. Fizyolojik yani çocuklar. Fizyolojiktir. Ama burada hani fizyolojik mi değil misin de tartışma noktasında bence asistan arkadaşlarım bu tür durumları güzelce fotoğraflayıp hani burada pediatristimiz var işte sen varsın. Bu tip durumları vaka olarak üzerinden geçersek bence daha güzel olur. Zaten göre göre alışılıyor çünkü herkesteki renk de aynı değil. Yani bir standardımız yok bir skalamız yok Dişetinin yanına koyayım da şu rengi bu rengi tutturdum tamam normal bir Hı. şeyimiz de yok ne yazık ki. Öyle bir şeyimiz olmadığı için tanıda zorluğumuz var. Ben bir tane fotoğrafı buldum telefondan. Hocam size yollayayım mı? Salih hocam siz de kardeşinize yollasanız <laughs> <Evet. gülüyor> olur mu? Elden ele. Evet. evet. Sen gönder. Ben e, hemen bir iki tane, üç tane soru oldu. Hemen Zehra onları da sormak istiyorum. Bir arkadaşımızın Nerede? avucuna kalem batırmak suretiyle avuç içini kanatmış. Orada renklenme kalmış. E, bunu Olabilir. Yavuz olarak mı kabul ediyoruz diye sormuş. Hayır sonradan yani travmanın sonrasında olan bir şey nevis olarak kabul etmiyoruz. Tamamıyla kanama, kanama sonrasında e, demir gibi yapıların dışarıya çıkması, makrofajların onları yemesi ama sindirememesi olarak yani kalması. Ya de, da satıyor. o alandaki hasar sonrasında pigment değişikliği kalıyor orada. Post travmatik hiperpigmentasyon kalabiliyor orada. Tamam. Ama bu nevis değil. Nevis çünkü e, yani bir, şimdi sıkıntımız şöyle oluyor. E, Nevüs'ün kendinin çıkması lazım ama travmayla denk gelemeyeceğinin bir şey antis yok yani. Anladım. Ee... Hani travma da oraya denk gelmiş olabilir, onu bilmek mümkün değil evet, ama evet. genellikle evet. travma var, orada çıktı, orada şey oldu, arkasından pigment sıkıntısı kalabilir. Artı kalemin içerisindeki o küçük partiküller aynı dövmede olduğu gibi, aynı grafit tatuda olduğumuz gibi bizim enzimlerimizde sindiremeyeceğimiz şeyler. O küçük partiküller şayet orada hele ki kronik bir travma ise kaldıysa makrofajlar onları yer, sindiremez, orada da kalırlar ve renk değişikliğine yol açarlar. Böyle bir şey de olabilir. Evet. Ama sonunda sıkıntılı bir durum genellikle olmaz. Büyümüyorsa kolay kolay sıkıntı olmaz. Türkiye'nin fotoğrafı göstereceğim ama diğer konuları da geçelim. Çocuklarda fantom tamam. görülüp görülüyor mu diye sormuş İrfan. Ben niye şeyleri göremiyorum? Ne ne görüyorum? Onlar özelden geliyor bana. Eee görülebiliyor mu? Kı fantomlar mı? Yani çocukluk çağında çok beklemiyoruz ama e, tabii ki sistemik olarak depo hastalıklarından birine sahipse Neydi? Ama biz daha çok lipid profilin bozukluklarına bağlı görüyoruz. Deri evet. altında ha, deri altında Öyle. farklı dokuların gelişmesi mi diye Santom. Şöyle hemen resmini göstereyim. Nereye gitti? Göz kapağının köşesinde vardı ya iki, iki gözünde. <laughs> Aslında güzel. biz onu toplumda bakarsanız sıklığı görüyoruz şöyle. Yani, şu bir gözü. yani bunun olması için kronik bir bilikimin olması lazım. Evet. Şimdi e, depo hastalığı varsa çocukta zaten çocukluk çağından beri şöyle bir klinikle geldiği için çocuk... ...biz bunu çok daha erken zaten görüyoruz kısantoma gelene kadar. Ama onun dışında hastanın kolesterol lipid profiliyle ilgili bir problem varsa... Şu lezyonlarla gelebiliyor. Aslında toplumda insanların yüzüne bakarsanız bunu görürsünüz. Dikkat etmek lazım. Biraz dikkatli bakmak gerekiyor. Bir de şeyi soracağım. Ee, neurofibromatoziste hı hı. Melanin, melanin birikimi, kafe, kafola, kafolat renklenmesi mi yoksa oral olarak ekstra renklenme var mı? Nasıl? Kafeylete renklenmesi mi diyor Melen'in diyor. Kafeoyle renklenmesi Biz ağzı içerisinde beklemiyoruz. Kafeoyle daha çok vücutta gördüğümüz süt süt kahve demekli zaten kafeoyle. Ben bunu diyorum. Resmi... değil mi bu bizim starda? Aslında öyle. Kafeoyle sütlü kahve demek. <laughs> Tam e, kelime anlamı olarak odur. Dur bakayım şurada bir resmini koymuştu. Ama buru buraya şeyin resmini koymadım ben. Kafeoyle'nin resmini koymadım. O o yüzden bulamıyorum. O bir sonraki derste. Dur nereye koydum onu? Tamam, oraya geldiği zaman tekrar soralım. Ee, ben şu şeyin fotoğrafını paylaşmak istiyorum. Ha, de, e, Oral menenin pigmentasyonu. Bu Bir renklenmesi diyor, melenin bunun... kaynaklı mı diye soruyor. Tabii tabii ki melenin pigmentasyonu evet. nedeniyle oluyor. Bunlar hep melenin üstünden etki eden. ama dediğim gibi şanssızlığımız bizim. Bu melanini stimüle eden çok farklı faktörlerimiz var. Çok farklı şeylerden etkileniyor. O yüzden ee, kaba olacak. O yüzden her şeyden. <laughs> etkileniyor. Travma yapıyorsunuz etkileniyor. Yakıyorsunuz etkileniyor. ASTA'dan etkileniyor. Östrojenden etkileniyor. Genetik faktörlerden etkileniyor. İşte şanssızlığımız burada pigment için. Hele ki melanositlerle alakaysa. Çok güneş görüyor etkileniyor. Az güneş görüyor yine etkileniyor. Yani e, sıkıntımız orada. İlaç veriyorsunuz etkileniyor, evet. indikleniyor. Yani sıkıntı orada. Hani ayırıcı tanıya gitmemizdeki zorluk orada. Çünkü niye arttığını şey yapamıyoruz. Ve diğerlerinin bütün nedenleri elemiş olmamız gerekiyor ki buna fizyolojiktir diyelim. Çok peki, bariz belirgin bir lezyon için. Peki şeyde neurofibromatoziste ağızda ekstra renklenme olabilir mi? Yani bu Yok, biz pigmentasyon dışında ekstra zaten pigmentasyon yeterince renklenme yapıyor. Onun dışında bir renk demiyoruz. Hı hı. Bir de şeyi soracağım. E, teyit için çocuğun diş etinde keratinize doku az olduğu için pigment çökelmesine daha çok rastlanır. Bu ifade doğru mu? Nereden geldi o? Neyine nedeni? Ya bizim çocuklarla diş etlerinin keratinize yapısı gerçekten daha azdır. Daha az tabii ki çünkü gelişimle hmm. alakalı. O, o ne ben kadar ben mesela ben... çocukların topuklarının kalınlaştığını görüyor musunuz? Akşama kadar yalın ayak yürüyorlar. Hepsinin topukları bizimki gibi nasıl olmuyor mesela? <laughs> Aynı onun gibi ağız içerisinde de öyle. Bu gelişimle alakalı. O yüzden Ama yüzden yani yeterince tam her şeyden mesela erişkinden daha çok etkileniyor. O yüzden mesela daha çok ağzında... görünüyora katılırım neden katılırım? Çünkü keratin tabakası, kronik iritasyon sonrasında oluşan o keratin tabakası aslında beyaz bir kaplama yapıyor. Altını görmemizi engelliyor. Ama çocuklarda hem deri... Hem deri yapısının ince olması hem de keratinizasyon miktarının daha olmasın, az olması nedeniyle daha fazla görüyor olabiliriz. Buna katılırım. Evet, bu benim için oturdu şu an çok Hı. önemli bir konuydu. Çok teşekkür ederim. Yani ona katılırım. Ama e, hani ne kadar fazla gördüğünden ziyade buna da katılırım. <laughs> Aslında aynen o, o, anlamda sormuştum. Bir ifade edemiyorum. Niye? İşte onun gibi dediğim gibi en şey olduğum bu nedir? Bir şey geldi. Yok yok ben bir şey göstereceğim de şu şeyin göster. Resim mi mi göster? Resmi gönderseydin keşke ben de. Evet, evet. Yok yok burada gösteriyorum. Görebiliyor musun? Hmm, görüyorum evet. Şu hmm. şöylece şöylece de bu bu simetrik simetrik bir pigmentasyon. Şöyle evet. değil mi? Doğru görüyorum ben bunu. Her yerinde var hocam. Parlıyor. Bu kadar yaygınsa, eee yani çok de var yok bu arada. Ne yok? Çocuğun herhangi bir rahatsızlığı, sistemik rahatsızlığı bir... yok. Hiçbir şikayeti yoksa şayet sistemik bir hastalık buna neden olabilecek herhangi bir ilaç. Yalnız diyorsun ee, da bu arada yalnız ben dişlerdeki renklenmeden bu çocuk şey kullanmış olabilir. Heh, demir, demir falan gibi, kullanıyor mu bu çocuk mesela? Ojen bakteri seviyesi yüksek ki dişlerde e, yaygın şey görüyorum. E, renklenme görüyorum. E, artı şey e, dediğim gibi hani... E ya buna bağlı demir kullanmış da olabilir bu hasta. Yani bunların hepsini kart etmek sizler için gerçekten çok zor çünkü çok uzun bir listeyi kontrol edeceksiniz. Bunların hiçbiri yoksa yani hepsini dışladıysanız fizyolojik pigmentasyona varabilirsiniz. Fizyolojik pigmentasyon dışlama tanısıdır. Yani diğer nedenlere kart edilir. Hiçbiri yoksa fizyolojik kabul edilir. Ama yine de fizyolojik olduğu bile düşünülse düzenli takipte kalmasında fayda var diye düşünürüm. Çünkü bazı hastalıklarında bulguları sonradan çıkabilir. Bunu takip mi yani ilk... mesela biz. Yani mesela bu tip renklenmeler çok sık gördüğünüz renklenmeler değildir diye tahmin ediyorum ama ben olsam hani bütün Yok, ortadan detaylı hocam siz 10 hastadan normal dediniz ama herhalde o diğer bir hastada sürekli bana denk geliyor mu ya ben gerçekten <laughs> Ben cidden ben çok böyle hele ilk geldi. Kesin böyleyse oldu. suçunuz yok yani. <laughs> bu pigmentasyon çünkü. <laughs> ya pigmentasyon ya bir neden ne oldu? Yani nedeni kart etmek zordur ama. Burada, yani burada şeyi düşünmeyiz. Yani travmatik herhangi bir şey yok ama. Yok. Bu kadar şuradaki, yaygın bir şeyin tek başına travma olması çok zor. Şimdi şu şuradaki sulukta özellikle retansif bir bölgede var fark ettiysen. Ee, evet. yani şu alan. Esas travma bölgelerinde yok yani. Alt. Keser bölgede görüyorum ama bu tablo olarak hani böyle bir e, sistemik hastalık tablosuna çok fazla da benzemiyor. Hani hı hı. öyle olsa mesela şeyi de düşünüyorum hani posterior bölgede de daha yaygın olarak görmeyi bekliyorum. Hı hı. Ama yine de böyle bir vakayı ben bir kenara not ederim yani. Ama şu an dişlerdeki renklenme e, şeydeki e, bu e, diş etindeki ile bir arada olması ilginç. Bir de şöyle bir şey oluyor, bizim çocuklarda e, oral hijyen eksikliğine bağlı da dişeklerinde renklenmeler çok fazla oluyor. Daha çok dışsal renklenmeler. E, yani onu da bir bakmak lazım diye düşünüyorum. Sizin en büyük bahtsızlığınız oral bölge olması zaten. <laughs> Çünkü hijyen ço çok farklı şeyleri var yani... Ve sürekli de travmaya maruz kalan bir yerle çalışıyorsunuz. O, o da büyük bir sıkıntı. Ee, ama hastalar konusunda hani e, şansınız şu şekilde. Çocuklar çoğunlukla böyle garip işler yapmaya meyli değiller. Bizim bir hastamız vardı. Kolunda sürekli apsi olup ekoli yürüyordu mesela. Bir hastanın neden kolunda sürekli apsi olup ekoli üren, ürer? Yani böyle bir şey <laughs> mümkün değil. Olsan da bilir sonunda takip ettiler hastayı. Hasta e, tuvalete gidip gaita çıkışında enjektörü çekip koluna enjekte ediyor. Yani bu gibi durumları yaşamadığınız için e, şanslısınız ama e, çocuklarda oral hijyeni ve derdini anlatamama durumu nedeniyle şanssız olduğunuz şeylerden bir tanesi. Durumlardan. Resim geliyor diye düşün. Resmi keşke WhatsApp'tan atsaydım. Ama onu gösterdin zaten. Şimdi neden ben açtım bunu? Başka bir şeyler daha göndermiştik emin olmak için bakıyorum. Hem de burada her şeyimiz ortada gözüküyor. İnşallah Ahmet Berk'in çektiği bir fotoğraf vardır. Onlar çıkmaz. <laughs> Çocuk ne çekmiş olabilir ki? Ya sorma en olmadık yerde fotoğraf çekiyor. Tutuyor. Çeksin kuzu. Yok Hoş. bu diş. Farklı, farklı bir açıdan. Hmm. Ama evet ya dişindeki yani dişindeki renklenme konusunda benim bir fikrim olamaz. Çünkü şöyle bir renklenme o size sizin uzmanlık alanınız ona Aa, müdahale etme. Öyle gibi duruyor. Yani şey değil. Ee, Dediğin gibi şuralara kadar devam ediyor. Yani bu sonuçta. Burada e, var. Şurada evet var. simetrik ve bilateral. Evet. Yani trav direkt spesifik bir tarafı olan travmadan çok ya ilaç kullanımı ya sistemik bir hastalık ya da onun dışında ama işte sistemik hastalığa geçmeden önce travmatik ya da ilaç kullanımıyla ekstra bir şey kullanımı ile ilgili her şeyi dışlamış olmanız gerekiyor. Evet. Evet. Bugünkü sunumu burada bitirelim. Var mı başka soru? Ben Umarım soruları canıtlayabilmişimdir. Çok teşekkür ederiz. Çok iyiydi. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Elimden geldiği kadar ama eleştiri olursa ben çok sevinirim. Yani şunu Hı -hı. daha zor oldu. Bunu açmadın. Bu çok yok, kapalı yok. kaldı. O çok de... geniş anlattığın bizimle alakalı, alakalı değil gibi tüm geri bildirimler beni çok mutlu eder açıkçası. Şimdi şöyle ben bir konuyu daha izah etmek istiyorum dinleyen arkadaşlara. Şimdi bu tür pigmentasyonlar, oral lezyonlar vesaire bu konuda daha dünyada da benim bildiğim kadarıyla oturmuş yani diş hekimliği pedodonti alanında oturmuş bir böyle bir prosedür e, hani şu kriterde şu olur şu kriterde bu yapılır gibi bir böyle bir takım şeylerimiz gayetlerimiz yok yani olmadığı için e, ve oral patoloji benim bildiğim kadarıyla değil mi Zehra sen de onaylarsın herhalde daha yeni olan bir konu yani bugünkü mesela okuduğumuz literatürde pediatri ile pediatricin ne kadar birbirine yakın olması gerektiği konuşulduğu noktada daha tıpta da pediatri ile patoloji ondan sonra ne bileyim KBB ile dermatoloji yani bu birimlerin de birbirleriyle olan koordinasyonu evet. düşündüğümüz kadar çok kuvvetli değil. O evet. da de tabii ki alanın ne kadar geniş olduğuyla alakalı. Bizim buradaki zorlandığımız nokta şu. Çocuk hastada koca bir pediatrinin çözemediği şeyleri bir pedodonti şeyi çatısı altında çözmeye çalışıyoruz. Yani bu çok zor olacaktır. Onun için hani ben benim önerim şu. Vakalar üzerinden gidelim. mesela Türkan sen o vakayı elinde tut. Hatta bir PowerPoint yap. Yani PowerPoint yap derken hani sadece vakanın fotoğraflarını slaytlara koy. Onu mesela Gül Hoca'yla tartışalım. Ondan sonra da gerekirse dermatolojide ben bir tane hoca var. Onu da bir sunuya davet eder. Biz de orada bir konuşuruz bu konuyu. Ona katılmak isterim. Süper olur Tabii hocam. ki. Tabii ki. Çünkü ben, bizim ben, de oral yani bir en azından bu konuda kendimizce bir gayet oluştururuz, bir sınır oluştururuz. Hani şuraya kadarkini fizyolojik kabul edelim ya da şunları şunları soralım. Bunlar yoksa şunu yapalım değilse konsültasyona gönderelim. Değilse işte e, biyopsiye hı. geçelim gibi e, bir takım kriterler oluşturabiliriz kendimize göre. Ya bunlar dedim ya Zaten yani oral... denizin ya o atmosferin bittiği bir noktadayız. Onu anlatmaya çalışıyorum hı hı. bilimde. Yani Bundan sonra artık uzay var yani dünyadaki bütün kuralların devre dışı kaldığı, bilimdeki bütün kuralların devre dışı kaldığı yani bir çocuk hastadaki hani pigmentasyon dediğim, değil mi Zehra? Yani çok geniş bir alan. Çok hani, çok e, etki fazla şey var yani sorgulanması gereken, e, araştırılması gereken çok fazla şey var. Öyle ee, bir oluyor. de e, her vaka kendine özel oluyor. Aynen öyle oluyor. O yüzden yani. her vakayı kendi çapında değerlendirip mesela deminki vakayla başlayalım. Yani bunun sonuna kadar gidelim ipi çekelim bakalım nereye kadar gidecek konu. Hı hı. Tamam hocam mı? ben bunu çok merak edip aşırı çok yani bakmıştım acaba böyle yayın var mı çok merak ettim. Çünkü çok başıma geldiği için gerçekten çok da az yayın var, hiç yok. Bir tanesini size yollamıştım hocam. Sadece onu bulmuştum böyle değerli toplu. Hatta evet. böyle bir e, prevalansa dair bir şey de yapabiliriz çalışmada. Buradan evet. bir çalışma da olsun. <laughs> ben altını bir şeyin daha çizmek istiyorum. Buyurun. Aslında arkadaşlarımın büyük çoğunluğu burada olduğu için söylüyorum. Benim niçin klinikte gördüğünüz milyonuncu sefer dahi görmüş olsanız dahi normal dışı her türlü durumu kayıt altına alın dediğimi anlıyor musunuz? Hocam ben bunun gerçekten normal ve normal dışı olduğunu ben evet. üçüncü senemde şu an anlıyorum. Çünkü ben Ama. bunu ilk başta çok zorlandığımda evet. buna çok da takılma, bu çok da anlama bir şey evet. değil. Duymuştum. Ben söylediğim şeyi tekrar etmek istiyorum. Siz, yani hepimiz için söylüyorum. Normal anatomiyi biliyorsunuz. Burada en önemli şey herhangi bir dokunun dil olabilir, yanak olabilir, diş olabilir, frenlim olabilir, ne olursa olsun... Normalini biliyorsunuz. Biz anatomi gördük, histoloji gördük, patoloji gördük. Hani birçok konuyu gördük. Şimdi normali bildikten sonra bunun dışındaki her şey şeydir, normal dışıdır. Kayıt altına alın. Demek istediğimi anlatabilir mi? Şimdi ben gönül isterdi ki bizim vaka kayıt programında pigmentasyon search'ünü yaptığımda önüme 100 tane vaka döküyorsunuz. Onlar beni bulur hocam. Yok <laughs> yok seni, seni bulur ama hani demek istediğim şu. Yani bir şeyin olması için illa hani bir şeyi görüp de hani şu sunuyu gördük, şu vakalara ihtiyacımız olduğunu tespit ettik ve oturup şimdi harın harın ağzın içerisinde ben eminim ki bu sunudan sonra herkes ben dahil ağzın içerisine bir farklı bakacağız. Öyle değil mi? E şimdi bu farklılığı daha önceden yapaydık daha iyi değil miydi? Onu anlatmaya çalışıyorum. Ya bundan sonraki durumda sizden ricam ağız içerisinde gördüğünüz normal dışı her durumu. Bildiğiniz bir şey bile olsa. Mesela diş eti, kapşonu var. Ya bırak bir tane fotoğrafı al diş etinde kapşon de koy gitsin yani vaka programına. Sınırsız alanımız var. Yarın bunlarla ilgili bir şey yapmaya başladığımız bir konu konuşmaya başladığımız zaman bunlara ihtiyacımız olacak. Onu anlatmaya çalışıyorum. Veya bir karabelle tüberkül olabilir. Bir diş dişte lokalize bir hipoplezi olabilir. Gelişimsel defekt olabilir. Ama her şeyi mutlaka kayıt altına almak gerekiyor. Sizden rica. Okey. Mesela aynı problem bizde de oluyor. Şimdi mesela bir lezyon şunu nasıl görülüyor diyor mikroskop altında bakıyoruz. Kitap açıyoruz. Kitap en tipik fotoğrafını koyuyor. Ya en tipik fotoğrafın tanısını biz de verebiliyoruz zaten ama bize uç şeyler lazım oluyor. Yani onun için onu ben de yapıyorum. Mesela çok nadir görülen bir şeyim olursa, mesela telefonumu şimdi bile açsam içerisinde. Gerçi bizde mikroskopta açmak çok daha kolay. Şimdi buradan şeyi gösteremeyeceğim ama telefonum sini açtığımda aşağıya doğru indiğimde hemen başlıyor Mesela bulbusta bir lezyon nasıl görülmüş? Biz ben direkt telefonuna çekiyorum. Kaposu fotoğrafları ama atipik görüntüler bunlar. Çünkü lazım olduğunda yan yana koyup karşılaştırıyorum. Ha, bu bu muydu bu mu? Çünkü klasik kitabı bilgide ne yazık ki gördüğümüz lezyonlar dört dörtlük lezyonlar oluyor. Ama işte sizin için de öyle. Bizim için de bazı travmatik ilaç kullanmış ya da doğru alınmamış lezyonlar için aynı şey geçerli oluyor. Travma gördüğünde şekli şemali değişiyor. E, o durumlarda ben açıp karşılaştırıyorum. İşimize yarıyor. Ama dediğim gibi bizde fotoğraf çekmek daha kolay tabii. Siz şimdi çocuğun ağzını açıp çekiyorsunuz. Ama çok daha kıymetli. Çünkü e, hep öyle oluyor. Hepimiz öyleyiz. Hala da öyleyiz. Göre göre. Bu Anlaştık yanlış mi? mı? Çekiyorum. a değil tamam. Ama hayır arşivim bu oluyor. O konuda hakikaten çok harika bir fikir. Bizdeki yaklaşım şu oluyor. Yani bir sorun olur mu olmaz mı? bir sorun olmaz deyip kapatıyoruz. Bizim ya, yani bizim klinikte benim karşılaştığım sorun bu. Yani e, atıyorum işte foramen bir sorun olur mu? Olmaz. Fissür örtücüyü koy, kapat, gitti bitti. Değil aslında. Yani öyle davranmamak, öyle bakmamak gerekiyor. Bence vakanın başını her zaman kayıt altına almak gerekir. Çünkü gün geliyor, e, farklı şekillerde hiç düşünmediğimiz işte bir palatinaldeki hipertrofik bir papilin varlığı bile e, yeri geldiğinde farklı sınıflamalar yapmak gerekebilir. Ne bileyim bir e, o bölgeyle ilgili farklı bir şey öğreniriz. Orada oturup değerlendirme gereği duyabiliriz. E, ne bileyim akla gelebilecek anatomik ya da fizyolojik her türlü kaydı e, mümkün olduğunca tabii ki. Yani burada klinik yoğunluğumuz çok fazla, koşturmacalarımız çok fazla, iş yükümüz çok fazla. Onların hepsini bir kenara koyuyorum. Mümkün olduğunca e, kayıt altına almak gerekir. ki Bunlar e, klinik tecrübedir. Yani, e, şeyi ben hep, her zaman örnek vereyim. Reha kişnişçiyi birçok e, Ankara Üniversitesi'nde veya o yakınlardaki birçok insan tanır. İyi bir cerrahtır. Ama o cerrahı ben şöyle tanıdım. Adamın cebinde bir tane eski bir fotoğraf makinesi vardı. O fotoğraf makinesiz gezmezdi klinikte yani. Her daim gördüğü her şeyi çeker ve çok sağlam bir cerrahtır yani kendisi. Neyse. Evet. E, konuyu daha fazla uzatmayalım. Zehra seni de çok yorduk. Teşekkür ediyoruz. Aa, rica ederim. Ee, her e, faydam bir faydam şey olabiliyorsa ne mutlu bana. Mi? E, ne dersin? Senin için uygun mu? Tamam. Tabii ki uygun. Pazartesilere mi?